Evet arkadaşlar, hepinize merhabalar. Evet, şöyle bir toplanalım. Uzun bir bekleyişten sonra, bir ay sonra sonuçlarımız açıklandı. Ve bu sonuçlarımıza her yıl geleneksel olarak hem sınavın yapıldığı gün hem de sonuçların açıklandığı gün sınavı bir değerlendirmeye çalışırım. Sonuçları bir değerlendirmeye çalışırım. Sizlerin soru işaretleri varsa da bu soru işaretlerini gidermeye çalışırım. Bugün hem adliden, hem idareden, hem de avukatlıktan, geçişten değerli arkadaşlarım bahsedeceğim. Şöyle bir gelen arkadaşlarımız da vardı. 8'de yapacaktık bu arada arkadaşlar. Ama malum İstanbul trafiği üstüne bir de kısıtlamalar olunca, bir de sonuçlardan sonra çokça arama ve mesaj aldım. Herkese cevap vermeye çalıştım. O nedenle birazcık eve gelişim geç oldu. Ofiste yapsaydım yetişemeyecektim eve. Dolayısıyla o nedenle sizi bir saat bekletmiş oldum. Kusuruma bakmayın. Öncelikle kıymetli arkadaşlarım, açıklanan bu sonuçların olumlu da neticelense sizler adına, olumsuz da neticelense hayırlı olmasını diliyorum. Değerli arkadaşlarım, siz bir maratonun içerisindeydiniz. Ve bu maratonun sonucunda bazı arkadaşlarımız için olumlu neticelendi, bazıları için olumsuz neticelendi. Ama siz emek veren taraftaydınız. Öncelikle bugün ben çok mutlu olduğum bir gündü. Gerçekten birçok arkadaşımız güzel neticeler almış. Ama son tahlilde işte 14.000 civarı idari yargıya, efendim 20.000 civarı adli yargıya girdi. Bazı arkadaşlarımız haliyle dilediği sonucu alamamış oldular. Ama şunu açık yüreklilikle söyleyeyim. Gerçekten böyle küsuratla kaybeden, işte 3001. olan, 302. olan arkadaşlarımızın bu haklı duygusallıklarını da çok iyi anlıyorum. Ama şunu söyleyeyim arkadaşlar. Hakimlik, savcılık, kaymakamlık gibi mesleklere hazırlık süreci gerçekten ciddi bir tempo istiyor. Siz de bu tempoyu yakaladınız. Küsuratlarla belki kaçtı ama olanda hayır vardır diye düşünmek lazım. Siz elinizden geleni yaptınız. Bu yıl böyle olması gerekiyormuş. Yani ben ikinci girişinde, üçüncü girişinde dilediği sonucu alan çok öğrenci gördüm. Bugün mesela bilerek bazılarını da hatta denk gelince hep paylaşmak istedim kendi sayfamda. Hocam üçüncü girişimde size denk gelmiştik ve bu sene kazandım, nasip oldu diyor. Dolayısıyla gerçekten bu mesleği istiyorsanız tabii ki üzüldük. Buna diyecek bir şey yok. Üzmeyin kendinizi dememin bir anlamı yok. Ama değerli arkadaşlarım, üzmemeye çalışın ve tekrar kendinizi enerjik bir şekilde, motivasyonunuzu yükselterek ya ben bu sınavı kazanacağım diyerek hareket etmenizi ben öneriyorum değerli arkadaşlarım. Bunu ifade etmiş olayım. Şimdi soruları soruyorsunuz. Mülakat ne zaman olur? Efendim soru iptalleriyle alakalı sıralama değişikliği olur vesaire. Bunların hepsine arkadaşlar birazdan cevap vereyim. Yani dilerseniz hiç soruya girmeyelim ki sorularınız arada kaynamasın. Ben şey yapayım. Öncelikle bütün sınavı bir değerlendireyim. Sizlerle paylaşmak istediğim konuları öncelikle paylaşayım. Ama son tahlilde değerli arkadaşlarım, sorularınızı sona saklayalım ki bu yazdıklarınız boşa gitmesin. Sonunda bütün sorularınıza cevap vereceğim. Hiç merak etmeyin. Ama öncelikle şöyle bir sınavı bir değerlendirelim. Adli, idari ve avukatlıktan geçiş olmak üzere. Sonra bugün beni mutlu eden, işte sosyal medyada paylaştım, bu sene güzel bir rekor kırıldı dediğim konuyu da birazdan paylaşacağım sizinle. Çok mutlu olduğunuz bir konu. Şimdi değerli arkadaşlarım, biz adliyede ne bekliyorduk? Sosyal medyada da yine canlı yayında paylaşmıştım. 75-77 doğru arası bir bandı işaret etmiştik. Ve bizim 2998. kişi bizim öğrencimiz. O arkadaşımız 20 kültür yetenekten yapmış. Genel yetenek, genel kültürden 20 doğru yapmış. Alan grubundan 53 yapmış. Puanı 79.99. 6.1 sapma gelmiş bu arkadaşımıza. Ve 2998. olarak olumlu neticelenmiş. 2900 küsürlerde, ondan sonraki 2900 küsürlerde olanların genelde 22-52. Yani bu sene 73-74 bandında, alan grubu tarafı tabii ki yüksek olma kaydıyla yapan arkadaşlarımız başarılı olmuşlar. Yani mülakatlara hak kazanan listenin içinde yer almışlar. Bunu ifade etmiş olalım. 22-52 mesela bir arkadaşımız 2961. olurken
bir arkadaşımız 2930. olmuş. Kendi öğrencilerimin verilerini söylüyorum size. Standart sapmadan kaynaklı, çünkü yaptıkları soruların doğru veya yanlışları fark ettiği için sıralamalar değişmiş. 974. olan arkadaşımız mesela 84.8 puan almış. Ona mesela 2.6 sapma gelmiş. 24 kültür yetenekten yapmış. 58 alan grubundan yapmış. Ve 2.6 sapmayla 84.8 gelmiş. Bakın, bir arkadaşım 20'ye 53 diyor, 2579. O yapmış olduğumuz 53 doğrunun içindeki işte en az yapılan doğruları yapmışsındır mesela Ege kardeşim. O yüzden senin haliyle sıralaman diğerlerine göre daha yüksek olmuştur. 93. olan bir arkadaşımız var mesela, 27'ye 60 yapmış. 87 doğru yapmış toplamda. Ona mesela 3.5 puan standart sapmadan gelmiş. Hep derdik ya size değerli arkadaşlar, 2019 ve öncesinde sapma adliyede şu kadar, idarede şu kadar, efendim avukatlıktan geçti şu kadar gelir derdik. Ama 2019 ve 2020'de ne oldu bu durum? Her kişinin standart sapması değişti. Çünkü yapmış oldukları doğru sayıların Türkiye geneli ortalaması alınarak bir hesap yapıldı ve sapmadan kaynaklı sıralamalarda haliyle arkadaşlar değişkenlik göstermiş oldu. Şimdi idari yargıda bizim 300. olan arkadaşımızın 22'ye 60 yapmış. Bizim arkadaşlar beklentimizin üstünde gelen taraf idari yargı oldu. Adli yargı ve avukatlıktan geçiş beklediğimize yakın geldi. Adli de, çünkü avukatlıktan adli yargıya geçiş de 73 ile doğruyla toplam için söylüyorum onu, kapatmış. Adli de aynı şekilde. Beklentimiz de zaten avukatlıktan adli de 75 bandıydı. Adli yargı mezun 75-77 bandıydı. Çok uzak gelmedi. İdari yargıda beklentimiz 78-80 bandıydı. Ama 82 ile son giren arkadaşımız girdi. Ve 287. bir öğrencim mesela 21'e 61 yapmış. 4 puan sapma gelmiş. Mesela 25 kültür yetenekten 58 alan grubundan yapmış, 241. olmuş ve 5.5 puan sapmadan gelmiş. 24'e 67 yapmış bir arkadaşım mesela, 93 doğru 8. oldu. 94.53 yaptı. İşte 2.1 standart sapmadan geldi. Avukatlıktan geçişe baktığım zaman değerli arkadaşlarım, 19'u 53 yapan bir arkadaşım 303. olmuş. 20 kültür yetenek 53 alan bilgisini yapan bir arkadaşım 266. olmuş. 81.7 puan almış. 8.1 de sapma gelmiş. Yani toplamda 73 doğru, sıralama 266, 81.7 puan, 8.1 de sapmadan gelmiş. 134. olan bir avukatlıktan geçişe bakıyorum. 23'e 55 yapmış. Toplam 78. 83.14 puanı var. 5 puan sapmadan gelmiş. Şimdi kıymetli arkadaşlarım, bunlarla alakalı değerlendirmelerim ve sorularınızı geçeceğim ama şimdi size bu sene bizim çok mutlu olduğumuz ve rekor mahiyetinde, tabii ki biz hazırlamış olduğumuz bütün öğrencilerimizin genel durumlarını da bugün ve yarın hepsini aldıktan sonra paylaşacağız onu da. Ama geçen sene bayram, teşekkür ederim, bayram başlamışsın, oradan yürümüşsün, teşekkür ediyorum. Şimdi bizim değerli arkadaşlarım, geçen sene biliyorsunuz 2019 Adli Yargı Türkiye birincisi öğrencimizdi ve mülakatları da geçmişti. Biliyorsunuz adli yargı, idari yargı ve avukatlıktan geçiş. 3 alanda bu sene sınav yapıldı. Bu yıl biz adli yargıda yine Türkiye birinciliği bekliyorduk ki beklentimiz yerine geldi ve bizim bir öğrencimiz 29 kültür yetenek, 66 alan grubu, toplam 95 doğruyla Türkiye birincisi oldu. Adli yargıda Hakimlik Akademisi'nin öğrencisidir ve adli yargı Türkiye birincisi olmuştur. 29'a 66, toplam 95 doğru, puanı da 95.95, sapması 1.3 değerli arkadaşlarım. Adli yargı Türkiye birincisi Hakimlik Akademisi'nin öğrencisiydi. Avukatlıktan adli yargıya bakıyorum. 22 kültür yetenek, 66 alan grubu, toplam 88 doğru, puanı 95.1, sapması 5.1, Türkiye birincisi yine Hakimlik Akademisi'nden. Yani adli yargıda ve avukatlıktan adli yargı Türkiye birincilerinin ikisi de Hakimlik Akademisi'ndendi. Adli yargı Türkiye birincisinin ismi Mehmet Ali,
size doğru sayıları ve sonuç belgelerini de yayından sonra paylaşacağız. Avukatlıktan geçişin Türkiye birincisi öğrencimizin de ismi Büşra. Her ikisini de ayrı ayrı kutluyorum. Biliyorsunuz daha önce paylaşmıştım Türkiye birincilerimize, akademiden çıkan birincilere bir 15.000 TL bizim yabancı dil burs ödülümüz vardı. Her iki arkadaşımıza da bu ödülü hak ettikleri için takdim de edeceğiz. Türkiye birincisi idari yargı da bizden çıksın isterdik. O öğrenci bizim yine teşviki mesai halinde olduğumuz, sohbet ettiğimiz, destek vermeye çalıştığımız bir öğrenciydi. Doğrudan bizim öğrencimiz değil ama yine destek verdiğimiz bir öğrenciydi. Dolayısıyla birincilere çıkartmak da tabii ki bizi mutlu eden taraf. Bu anlamda Türkiye birincisi çıkartmamıza ve bu kadar güzel sayıda kazanan öğrenciyi çıkartmamıza vesile olan başta hocalarımıza, mutfak ekibimize, üniversitelerimizin güvenlik personellerine, temizlik personellerine, bütün hakimlik akademisinde bulunan, ilk uzamda bulunan öğrencilerimizin başarılı olmasına destek veren kim varsa hepsine ben... Sesim geliyor değil mi şu an? Ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Hepsiyle belli çalışmalar yapacağız. Sizlere de nasıl hazırlandıkları, nasıl kazandıkları ile alakalı da yine çalışmalarımız olacak değerli arkadaşlarım. Merak etmeyin. Bu anlamda hem bu kadar öğrencimizden güzel geri bildirimler almak bizi çok mutlu etti. Hem de değerli arkadaşlarım sizlerden güzel düşünceleri duymak. İnanın bugün çok duygulandım. Yani bugünkü mutluluğum, bugünkü duygusallığım tarif edilemez bir durumdaydı. Geçen yıllarda da biz hep birinciler çıkarttık, çok kazanan öğrenci çıkarttık ama bu yılın bereketi çok daha fazlaydı. Yani bugün bu yılki öğrencilerimizin o duygularıyla, yani arıyor öğrenci, bir yandan onun sesi titriyor, bir yandan bizim sesimiz titriyor. Yaptığımız işin en önemli şeyi de bu zaten arkadaşlar. Keyifli tarafı bu yani. Emek veriyorsunuz, arkadaşlar da emek veriyor ve güzel netice alınca tadından yenmiyor. Bizimle hazırlanmış, bir şekilde küsuratlarla veya kaybetmiş arkadaşlarıma da diyorum, sakın ha sakın yılmıyorsunuz. Önümüzdeki dönem oluşturmuş olduğunuz bu temelle tekrar devam ediyorsunuz. Ben sizin de bu duygunuzu yaşayabilmeniz için elimden geleni yine yapacağım. Dolayısıyla sizin de bu duygunuzu tekrar yaşamanız için elinden gelen her şeyi yapacağım. İdari Türkiye birincisinin de 29 kültür yetenek 66 alan grubu. Yani adli ve idari Türkiye birincilerinin toplam doğru sayısı 95. Avukatlıktan adli yargı Türkiye birincisinin toplam doğrusu 88 değerli arkadaşlarım. Bunu ifade etmiş olalım. Bayram. Bayram yine bak ortalığı karıştırıyor. Bayram kazandın artık, güzel. Arkadaşlar seneye hazırlanacaklar, şu an 4. sınıflar falan vardır. Bugün arkadaşlar hiç bu konulara girmeyelim. Sizlerle yine yaparız canlı yayınlar. Yine bu hafta da canlı yayınlarım olacak sizlere yönelik ama benim istediğim şu an mülakatlara hazırlanacak olan veya soru işaretleri olan arkadaşlarımın sorularını cevaplamak. Bir arkadaşım idare hakimlik Türkiye 8.'si de sizden demiş. Evet onu atlamayayım. Evet 8. olan öğrenci de bizim öğrencimiz. 24 kültür yetenekten yaptı. 67 alan grubundan yaptı. Toplam 91 doğru. 94.53 puan. 2.1 sapma gelmiş. Türkiye 8.'si olmuş bu arkadaşım da. Onu da gönülden tebrik ediyorum arkadaşlar. Bunu ifade etmiş olalım. Şimdi soru iptalleriyle alakalı bir soru yer almamış diye çok soru geldi. Herkes de öyle arkadaşlar. Büyük ihtimal soru iptalinden kaynaklı bir durum oldu. Bunun tabii ki nasıl olduğunu, nasıl değerlendirmesi gerektiğini önümüzdeki süreçlerde de değerlendireceğiz kıymetli arkadaşlarım. Bunu ifade etmiş olalım. Soru iptali olur mu? İşte 3050. olan bir arkadaşımız ilk 3000'e girer mi? Geçmiş yıllarda bunu gördük. Bazı sonradan soru iptallerinden kaynaklı işte tekrar sıralamaya dahil olup mülakata çağrılan arkadaşlar oldu. Dolayısıyla sizin de benzeri durum olabilir ama bence buna bel bağlamak yerine oluşturmuş olduğunuz temel güzel bir temel deyip yola devam etmek daha doğru bir tercihtir arkadaşlar. Ki çünkü hemen o sıralamalar değişmiyor bugünden yarına. O da bir zaman alıyor. Onu beklemek yerine siz hazırlık temposunun içerisine girerseniz sağlıklı bir netice alma ihtimalinizi de arttırmış olursunuz arkadaşlar. Oradaki geri bildirimlere bu şekilde bakmanız daha iyi olur. Değerli arkadaşlarım, bizim öğrencilerimizden çok soran var. Mülakatlarla alakalı merak etmeyin.
Geçen yıllarda en erken Nisan'da başladı mülakatlar. Yine 2020 sınavının mülakatları da en erken Nisan'da. Birazcık da pandemi süreci bunu belirleyecektir. Nisan ayı itibariyle normal usulü Nisan, Mayıs, Haziran aylarında mülakatların yapılması ve Ağustos başı mülakat sonuçlarının açıklanması, Eylül başı en geç de stajyer hakim savcı olarak göreve başlamanız. Usul budur. Ama pandemiden kaynaklı tarihlerde bir değişiklik olur mu? Bunu bekleyip göreceğiz. Biz ne yapacağız kendi öğrencilerimize? Her yıl yaptığımız gibi mülakat pratikleri, canlı mülakat provaları ve mülakatın adabı ile alakalı yine bizim kendi öğrencilerimize her yıl geleneksel olarak yaptığımız mülakat eğitimlerini de yine yapacağız. Bununla alakalı sizin bir şey yapmanıza gerek yok. Öğrencilerimize söylüyorum. Biz sizi zaten bu noktada bilgilendireceğiz. Bununla alakalı çalışmaları size gerekli zamanlarda, gerekli şekliyle duyuracağız arkadaşlar. Bunu da ifade edelim. Şu an bu anın tadını çıkartın. Şu an mülakatla alakalı bir şey düşünmenize gerek yok. Önünüzde geniş ve uzun bir zaman olacak. Hemen bir yola koyulmayın. Şöyle bir 15-20 gün, bir ay şöyle bir kendinizi bir dinlendirin. Bu edinmiş olduğunuz başarının tadını çıkartın arkadaşlar. Size tavsiyem bu. Evet Azal, biz size mülakatlarla alakalı döneceğiz. Yani sizin ekstra bir şey yapmanıza gerek yok. Biz sınavı kazanmış arkadaşlarımızın mülakatla alakalı kamp öğrencimiz olsun, normal dönem olsun, örgün online olsun, offline olsun hiç fark etmez. Bizim bütün öğrencilerimize duyuruları danışman arkadaşlarımız yapacak arkadaşlar. Bunu buradan tekrar duyurmuş olalım. Tabii dahil, hepsi dahil. Bizimle temasa geçmiş tek ders bile alsa, offline de alsa, online de alsa fark etmez. Bizimle buluşmuş her bir öğrencimizi kamplarda da olsa mülakat sürecinde destekleyeceğiz arkadaşlar. Bunun bilgisini de size vermiş olalım. Kaç kişinin kazandığını şu an bilemiyorum. Bugün geldikçe paylaşmaya çalıştım ama hala yüzlerce mesaj var. Bütün öğrencilerimizden geri bildirimleri aldıktan sonra akademinin bütün başarısını ilan edeceğiz. Birçok öğrenci güzel neticeler aldı, mutlu olduk. Her yıl Türkiye birincisi çıkartmaktan mutlu oluyorduk ama bu sene İki alanda da Türkiye birincisini yine bizim çıkartmamız bizi çok daha mutlu etti. Açıkçası avukatlıktan adli Türkiye birincisi beklemiyorduk. Adli mezunu da bekliyorduk. Geçen yılda çıkmıştı çünkü. Bu sene de çıktı. Bundan da inanılmaz keyif aldık arkadaşlar. Mesaj atmış öğrencilere destekleyelim biz. Kendi öğrencilerimiz kadar olmasa da tabii ki elimden geleni yaparım. Evet arkadaşlar, sorularınız varsa alayım. Kazanamamış arkadaşlar ne yapmalı? Kazanamamış arkadaşlarımız da kendisini şöyle bir ay onlar da dinlendirsinler. Onlar da yorucu bir tempodan, stresli bir süreçten geçtiler. Ama oluşturmuş oldukları temeli ve bilgiyi unutmamak için, boşa harcamamak için onlar da ufak ufak Ocak, Şubat ayı itibariyle başlarlarsa zararı olmaz onlar arkadaşlar. Faydalı olur. Dediğim gibi ben kazanamamış arkadaşlarımın bu duyguyu yaşayabilmesi için önümüzdeki yıl yine elimden gelen bütün desteği vereceğim, merak etmeyin. Ama sakın ha şöyle bir geri planda kalmayın. Ya nasıl olsa kazanamadım diye düşünmeyin. Bu temel güzel bir temeldir. O temelin üzerine, mazlum onu tam söylüyordum. O temelin üzerine ne kadar güzel bir inşa süreci başlatırsanız o kadar iyi olur. Benim 12. 13. olan bazı öğrencilerim var. Bakıyorum geçen sene küsuratlarla kaybetmiş. Bu sene ilk 20'de sınavı kazanmış. Yani yarışı bırakmayıp mücadeleye devam eden arkadaşlarım bir sonraki dönem dereceyle bu sınavı kazanıyorlar. O yüzden kazanmadık diye üzülmek yerine nasibimde bu yıl yokmuş, olanda hayır vardır deyip yola tekrar çıkıp mücadeleye devam etmek lazım. O yüzden ortalama bir ay kendinizi dinlendirin. Sonra tekrar yola çıkmak üzere arkadaşlar planınızı, projenizi, stratejinizi belirleyerek hareket etmenizi ben faydalı buluyorum değerli arkadaşlarım. Bunu tekrar buradan ifade etmiş olalım. Mülakat sürecinin ortalama arkadaşlar onun tarihini ben size bildireceğim Adem. Yani mülakatla alakalı acele etmemize gerek yok. Yani Nisan'da en erken pandemiden dolayı nasıl olacak belli. En erken Nisan'da olacak programı Ocak'ta yapmamızın bir anlamı yok. Yani şöyle mülakat tarihleri yayınlandığı zaman biz ona göre daha sıcağı sıcağına mülakat eğitimlerimizi verirsek daha sağlıklı sonuçlar oluyor. Her yılda öyle yapıyoruz zaten. Bu yılda yine o şekilde yapacağız değerli arkadaşlarım. Bunu ifade etmiş olalım. Yani ilk 1000'de olmak, ilk 100'de olmak bu işte fark eder mi? Fark etmiyor arkadaşlar. Yani derece yapmak sizlere tabii ki bir özgüven kazandırır ama 1. ile 3000. veya 1. ile 300. arasında büyük bir fark yok. Bunun da tekrar bilgisini sizlere
vermiş olalım değerli arkadaşlarım. En erken Nisan olacaktır arkadaşlar. Yani geçmiş yılları baz alarak, oradaki öngörüme dayanarak size bunu söylüyorum. En erken Nisan olacaktır. Geçen sene Nisan'da bile başlayamadı. Çünkü pandeminin yoğun bir şekilde görüldüğü aylardı biliyorsunuz. O yüzden diyorum, kendinizi sıkmayın. Başardınız. Mutlu olun. Bunun keyfini çıkartın. Sonra mülakat süreci başladığı zaman da siz yine stratejinizi belirlersiniz. Tercih sizin burcu o noktada. Biz 30 Ocak'ta ve 15 Şubat'ta başlayacağız. Dolayısıyla orada en erken gruplarımız onlar olacak. Biz erkenden esnete esnete Haziran'a kadar derslerimizi yapacağız. Sınava kadar da erişim süresini bu seneye özel yaptık. İlk 100 demiştik. O da muhtemelen şu an sonuçlarda açıklandığı için bugün yarın bizim ilk 100 erken kayıt indirim dönemi de bitebilir. Onun da bilgisini vermiş olalım. Sonra kızmayın hocam, sonuçlardan hemen sonra rakamlar arttı diye. Dolayısıyla Ocak Şubat gruplarını düşünenler ilkuzen.com'u ziyaret edip işlemlerini yapabilir. Bu yıl sınav Aralık'ta değil ama Kasım'da oldu. Süreç erkene çekilmez mi korona çok artmazsa? Bilemiyoruz arkadaşlar. Biz yine Kasım'ı endeksleyerek 2021 dönemini belirleyeceğiz. Yardımcılık 2021'de gelme ihtimali tabii ki var. Geçmiş yıllarda Adalet Bakan Yardımcısının işaret ettiği yıl 2021 yılı itibariyleydi. 2021 yılı itibariyle yardımcılık gelirse sizin için bir şey değişmiyor. Sınav aynı sınav. Katsayılar aynı katsayılar. Süre aynı, süreç aynı, her şey aynı. Sadece mülakattan sonraki süreç değişiyor. 24 ay stajyerlik yerine 5 yıllık yardımcılık süreci oluyor. Yardımcılık normal stajyerliğe göre özlük hakları çok daha iyi bir kadrodur. Çünkü stajyerlik kadro değildir. Yardımcılık kadrodur. O yüzden ya 2021'de ne olacak, yardımcılık gelirse ah vah tüh geçmiş yılları keşke kazansaydım diye kendinizi üzmeyin, sıkmayın. Yardımcılık daha iyi bir müessese arkadaşlar. Bunun bilgisini size vermiş olayım ki canınızı sıkmadan 2021 dönemini de çalışabilirsiniz. Bilgen mülakatla alakalı nasıl bir süreç gelecek? Konuştu, sonradan girdin herhalde. Tekrar tekrar öden soruları sormayayım. Diğer arkadaşlarımız sıkılmasın. Yayını bir aksilik olmazsa kaydedeceğim. Baştan da tekrar izleyebilirsiniz arkadaşlar. Yardımcılık olursa tabii ki alımın daha da artma ihtimali var. Yine öngörü. Çünkü asil kadro 20-21 bin civarı. O kadrodaki sayıya yakın bir yardımcılık kadrosu olması lazım ki tayin, terfi, atama, yaş haddi vesaire durumlarında emeklilikten kaynaklı o boşalan yerlere hazır personel ikame edilebilsin değerli arkadaşlarım. Bunu da söylemiş olalım. Evet, yani pandemiden dolayı tabii ki mülakat desteklerimiz de online olacak arkadaşlar. 2021 adli idari dediğim gibi yine Kasım'a göre biz endeksliyoruz. Bu sene Kasım oldu. Yine biz Kasım'a göre endeksleyelim. Olur da Aralık olursa fazladan bir aylık zamanımız olur. Bu da bizim için bir piyango zamandır. Bol deneme, bol soru çözeceğinizde ekstra bir zamanınız olmuş olur değerli arkadaşlarım. Haziran ve Temmuz'la alakalı arkadaşlar yine eğitimlerimiz açılabiliyor. Geçmiş yılda açıldı. Ama bu sene hangi ayda hangi tarihte açılır bunu öngöremiyorum. Şu an Ocak ve Şubat grupları düşünüldü. Haziran ve Temmuz'da da mezuniyete göre bir program her yıl yapılıyor. Bu yılda çok büyük ihtimalle yapılacaktır ama Ocak, Şubat'ta Haziran arasında bir şeyler olur mu? Olmama ihtimali de var, onu söyleyeyim. Hepsi tek mülakata giriyor. Mülakat için arkadaşlar bizim kendi öğrencilerimize daha uzun soluklu bir mülakat desteği oluyor ama yine sizlerin de bilgisi olması anlamında yine mülakatlarla alakalı bilgilendirmeler yapacağım. Ama kendi öğrencilerimize tabii ki orada daha taahhütlerimiz olduğu için onlara daha uzun soluklu bir mülakat desteğimiz olacak. Sonradan katılanlar varsa tekrar ifade edeyim, kendi öğrencilerimize ne zaman yapacağımızı ayrıca duyuracağız. Sizin herhangi bir şey yapmanıza gerek yok. Ocak Şubat grupları Temmuz grubu arasındaki fark ne? Ocak Şubat'ta başlarsan önünde 9-10 aylık bir zaman olur. Biz bu sene ilk defa ilk uzem olarak sınava kadar erişim süresi de tanıdığımız için sisteme 8-9 ay erişmiş olacaksın. Temmuz'da başlarsan da tabii ki yine yeter. Geçen seneki birincimiz Temmuz'da başlamıştı ama baktığınız zaman orada 4-5 aylık bir erişim süreniz olacak. Tek fark bu arkadaşlar. Dolayısıyla diğer konuda hoca, sistem, saat, kaynak hiçbir fark yok. Puan olarak evet Sevda, yani 2998. öğrencimiz 79.98 mi dedim ben? 79.99 puanla kapattı. Ama bu arkadaşımız dediğim gibi 73 doğru yaptı. Puan derseniz evet 80 puanla düz hesap kapattı diyebilirsiniz. Doğru sayısı da 73'tü. 79.99 diyeyim Barış.
Mayıs-Haziran'da sınav olur mu? Ben bir sınav beklemiyorum arkadaşlar. Çünkü bakanlığın acil, elzem, aman Allah'ım hemen bir alım yapması lazım diye bir takvimi yok. Biliyorsunuz geçmiş yıllarda 2015 yılında ve 2017 yılında oldu. 2015 yılında olmasının sebebi AB müzakerelerinden kaynaklı kişi başına düşen hakim savcı sayımız yetersizdi. 2017'de ara dönemde olma sebebi de 15 Temmuz malum darbe girişiminden dolayı ihraç edilen 4500 hakimin savcının yerine ikame edilen bir hakim savcı ihtiyacı vardı edilmesi gereken. O nedenle yapıldı. Şu an böyle bir acil hemen alım yapmamız lazım diye bir durum olmadığı için ben bir ara dönem sınavı ihtimalini öngörmüyorum. Her zaman söylediğim gibi bakın bütün öğrencilerim, beni şu an dinleyen kendi öğrencilerimiz bilir. Her zaman onlara dediğim şey şudur. Sakın ha sakın sınav ne zaman yapılır diye düşünmeyin. Efendim alımlar kaç kişi olur düşünmeyin. Bunları düşünmeden sürece odaklanın demişimdir ben her zaman. Dilimde tüy bitmişçesine hep bunu söyledim. Lütfen sürece odaklanın, sürece odaklanın, sürece odaklanın. Sınav açılacak ilk sınava hazır bir şekilde hareket edin demiştik. O şekilde düşünen arkadaşlarımız iyi neticeler aldılar. Ama bu şekilde düşünmezsek arkadaşlar ne oluyor? Biz sürekli bunları konuşurken kendimiz buluyoruz ama bizim sınava hazırlık tempomuzdaki motivasyonumuza da zarar veriyor. Akademide adlide en yüksek puan kaç demiş. Türkiye birincisi bizden dedik. Türkiye birincisi. 95 doğru yaptı o da. Türkiye birincisi. Adli yargıda bizim öğrencimiz. Mehmet Ali. 79.99 bizim adli yargıda da son giren arkadaşımızın puanı. Birincisi 95 aldı. Son giren arkadaşımız da 73 doğruyla 79.99'da kapattı. Evet başka arkadaşlar sorularınız varsa onları da alayım. Hadi inşallah Anıl. Başka merak ettiğiniz soruları arkadaşlar alayım. Avukatlık da 73 ile kapattı arkadaşlar. Onu da söyleyelim. Tekrar söyleyeyim. İdari yargı 82 ile kapattı. Adli yargı 73 doğruyla kapattı. Avukatlıktan adli yargı da 73 doğruyla kapattı. Doğru sayılarını söylüyorum. İdari yargı 82 doğru. Adli yargı 73 doğru. Avukatlıktan adli yargı da 73 doğru. Bu şekilde kapatmış oldu. Söylediğim şeyi tekrar soruyoruz ya. Hocam etimizi kendimiz getirsek Mangal Partisi'ne katılabilir miyiz? İlk yüze mangal sözümüz vardı. İlk yüze yapacağız. Kusura bakma Bayramcığım. Ama tabii ki her zaman başımızın üstünde yeriniz var. Akademiyle ilgili bilgiyi arkadaşlar yarın bizim merkez ofisimizi arayarak veya ilkuzem.com'u ziyaret ederek gerekli bilgileri alabilirsiniz. Arkadaşlar 30 Ocak grubunu soranlar çok var. Yani bunu ben bugün bir bizim kayıt görüşmesine döndürmeyelim. Bugün sınavla alakalı konuştuk ama ilkuzem.com'u ziyaret ederseniz hem 30 Ocak grubu ile ilgili tüm detayları hem 15 Şubat'la alakalı tüm detayları görürsünüz. Dediğim gibi orada bir kayıt süreci devam ediyor. Almak isteyen arkadaşlarımız alabilirler. Buradan bunu ifade etmiş olalım. Mangal şu an pandemi var. Pandemi geçer geçmez hem pandeminin bitişini kutlayacağız. Hem de sizin ilk 100'e girmenizi kutlayacağız. Biliyorsunuz ilk 3'e giren öğrencilerimize yabancı dil burs nakit olarak vereceğimiz bir ödülümüz vardı. İlk 100'e girenlere de mangal borcumuz vardı akademi bahçesinde. İnşallah onu da arkadaşlar size duyuracağız. İdari Yargı Türkiye Birincisi Hukuk Fakültesi mezunu. Kadromuz genel olarak aynı arkadaşlar. Kadromuzda çok büyük bir farklılık yok. Biter inşallah. Pandemi biter merak etmeyin. Dördüncü sınıf arkadaşlarım. Zaten ben genelde haftada birkaç gün canlı yayınlar yapıyorum. Lütfen onları takip ederseniz. Çarşamba ve Perşembe günü mesela benim bir Doğuş Üniversitesi bir de İstanbul Aydın Üniversitesi ile canlı yayınım var. Kendi sayfamdan. Bizim Erhan Kaya diye hesabım var. Onu takip ederseniz Çarşamba ve Perşembe günü canlı yayınlarım olacak. Orada son sınıflara yönelik veya yeni hazırlanmayı düşünenlere yönelik canlı yayınlar olacak. Oraya katılırsanız orada detaylı onu konuşalım. Bugün yeni dönemi konuşmak çok da doğru olmaz arkadaşlar. Evet bugünkü arkadaşlar mülakat süreci ve sınavla alakalı sorularınız varsa onları alayım. Evet Doğuş'la bu hafta seminerim var ona bir katılabilirsiniz arkadaşlar.
Esin gel ya, yine bekleriz ya. 8 kişi çok fazla değil. Kübra olabilir tabii. O şekilde online artı örgün yapan öğrenciler oldu. Orada tercih senin. Yardımcılığın bu sene geleceğini az önce ifade et, yani gelme ihtimalinin yüksek olduğunu bakan yardımcısı ifade etmişti. Onu da size söylemiştim. Teşekkür ederim. Enerjinize bayılıyorum demiş. Şımartmayın beni. Sağ olun. Ama bu sene, bugün gerçekten inanılmaz mutluydum. Yani Büşra mesela birinci oldum diye atınca avukatlıktan adli yargıda hiç beklemiyordum ben o tarafta. Adli yargıda bekliyordum ama bu tarafta beklemiyordum. İkisi de olunca inanılmaz mutlu oldum. Darısı inşallah önümüzdeki yıl girenlerin başına olsun. Çarşamba ve Perşembe akşamı arkadaşlar. Sayfada paylaştım ben, oradan bakarsınız. Akşam canlı yayınım olacak. Çarşamba, Perşembe son sınıflara ve yeni döneme yönelik canlı yayınlar olacak. Mülakatla alakalı da arkadaşlar önümüzdeki süreçte oturma, kalkma, beden dili, diksiyon sorularınızı cevap vermeniz gerekiyor. 7 kişilik bir heyet sizi karşılayacak. Bunların hepsini önümüzdeki süreçte detaylı olarak sizlere paylaşacağız. Hiç merak etmeyin. Kendi öğrencilerimizde daha uzun soluklu mülakat pratikleri ve canlı mülakat provaları olacak ama bizim öğrencimiz olmayıp girenler için de sosyal medyada bazı paylaşımlar yine yapacağız. İBF için de hakim yardımcılığı tabii ki olacak. Evet, hakimlik 2021. Birinci hem adliyede hem avukatlıktan adliye yargıya geçiş. İkisinde de Türkiye birincisi bizden çıktı. Ek mülakatlar tabii ki normal mülakatlardan önce yapılır arkadaşlar. Teşekkür ederim güzel düşünceleriniz için. Evet. Başka sorular arkadaşlar. Bizim öğrencilerimiz keyifleriniz yerinde mi bu arada? Bizim öğrencilerimiz şöyle bir bayram dışında kendisini bir göstersin bakalım. Hep bayram yazıyor. Muzaffer'cim sıkıntı olmaz, merak etme. Mustafa Zafer, bir problem olmaz. Mülakata kaldın iddia, sıralama değişmez. Yani sizi tekrar orada çağırmıyoruz diye bir duruma girmezler. Evet, bizim öğrencilerimizden bir şeyler duymak istiyorum. Sorularınız varsa sormanızı istiyorum. Betül çok mutluyum demiş. Ne güzel. Kayıtlar başladı Esra. ilkuzem.com'u ziyaret et. Kubilay yerinde sağ olun demiş. Öğrencileriniz hep burada demiş. Öğrenciler hep burada da biz hep şeyi görüyoruz. Bayramı görüyoruz, bayramı. Bayram dışındaki arkadaşları da bir görelim. Yapacağız yapacağız, merak etmeyin. Arkadaşlarımız istifade edeceğiz onların da hazırlık süreçlerinden. Öğrencilerinizin keyif yerinde demiş, sağ olsunlar. Her ay diye bir düşünceniz yok arkadaşlar. Yani şu an 30 Ocak ve 15 Şubat var. Gizem, olanda hayır vardır diyelim. Tekrar hareket edelim. Evet, Oğuz Kürşat da bir bayram gibi bir yorum yapmış. Adamın dibisini sizin sayenizde kazandım. Rehberliğiniz 11 üzerinden 10 mu demişsin? 10 üzerinden 11 mi demişsin? Onu anlamadım şimdi. Orada bizim öğrencilerin hepsi burada ya. Hocam sordun cevap vermeniz diyor. Samet, o kadar soru geldi ki kusura bakma ya. Hocam dördüncü sefer Hakimlik Akademisi ile kazandım. Rumuz eski öğrenci. Öğrencisi olarak sorum yok. Akademi şampiyonları gibi tebrik etmek lazım. Sağ ol kardeşim. Hakim yardımcı tabii ki İBF mezunları da girebilecek eğer olur da gelirse. Sorusunu görmediklerim kusura bakmasın arkadaşlar. Hiç modumuzu düşürmeyelim Selçuk. Bak güzel bir temel oluşmuş. 3017 sıralama kolay değil. 20 bin insan arasında. Tekrar yola çıkacaksın. Mücadele devam. Bu mesleği gerçekten istiyorsak. Hocam garip bir duygu içerisindeyim. Başta mutluydum. Şimdi nasıl bilemiyorum. Ya sanırım sonuç değil de süreç daha güzel sanırım. Ya ne kadar erken başlarsanız o kadar iyi arkadaşlar. Onu çok soruyorsunuz. Şubat'tan başlayalım. Sonraki aylardan başlayalım. Haziran, Temmuz mu? Ya erişim süresini bu sene sınava kadar tuttuğumuz için... Mantık açısından bakarsan ya erken başla 9 ay 10 ay erişebil. Temmuz'da başlarsan 4-5 ay erişeceksin. Tercih senin. ...70 aldım idarede tek başıma. Bir dahaki sefer size hazırlanacağım insan. Hayırlısı olsun Ömer'cim. Hocam adli idare 100 öğrencimiz mi online? Online öğrencimiz. Hocam adli birinci olarak öğrencilerin başında. Hayır. Beyza Nur bizle beraber başladı. Yani o da galiba tam net hatırlamıyorum. Yanlış da olmasın şimdi bu bilgi.
Çok grubumuz olduğu için hangi grupta başladı, ne zaman oldu onu ben önümüzdeki süreçte yine paylaşacağım. Kahvenizi için hadi afiyet olsun. Çok büyük farklılık yok arkadaşlar. Aynı hoca, aynı konu, her şey aynı. Sosyal medya etkilemez arkadaşlar. Sosyal medya mülakatınızı sorun etkilemez. Yani siz sosyal medyanızı kapatsanız da zaten bulunmak istense bulunur arkadaşlar. Merak etmeyin. Yani burada sosyal medyayı hemen kapatayım diye bir düşünceye girmeyin yani. Hayır, kaydedilmiş videolar değil. Eğitimleri tamamı sıfırdan canlı olarak yapılıyor arkadaşlar. Sayenizde kazanın. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim Ersan. Pandemi geçerse yazın örgünleri başlatabiliriz. Hocam ilk üzerimle kazananlardan ve bir an olsun tereddüte düşmedim. Size ve hocalarımıza çok teşekkür ederim. Hocamız, hocalarım çok kıymetli diğer hocalarım. İyi ki varsınız. Siz de iyi ki varsınız arkadaşlar. Kendi hazırlanıp hazırlanan ama o soru bana değil herhalde. Yok ya, ki telefonun sizin üzerinizde olup olmaması çok önemli bir şey değil. Yani aile fertlerinizden birinin üzerinedir. Ne olacak? Ocak'ta bence bir kuzenle başla Buket. Yani örgünün açılır mı bakacağız pandemi durumuna göre. İhtiyaç duyarsan örgünü düşünürsün. İhtiyaç duymazsan devam edersin o şekilde. Tabii ki kazanan analizlerle Beyza Nur yapacağız o tarz çalışmalar. Sınavdan önce de teşekkür etmiştim. Hem mezun hem avukatlıktan geç olumlu. Çok teşekkürler demiş. Çok sevindim Gürkan. İnşallah darısı mülakatların başına olsun. Hocam her şey için teşekkür ederim. İki kuzen bütün hocalarımız birbirinden değerli. Çok sevindim Ecem. Darısı mülakatların başına olsun. Sena çok teşekkür ederim güzel düşüncelerin için. Hocalar özledik sanki bir gün sohbet muhabbet. Yani şu an bizi izleyen bir hocamız varsa istek gönderirse onları da ben almak isterim. Şu an bizim akademi hocalarından izleyen varsa Emre hocam mesela, Barış hocam, izleyen hocalarımız varsa onları da davet edeyim ben. Daha doğrusu istek gönderirlerse bir göreyim. Onları da öğrencilerimizi bir tebrik etsinler. Yalçın evet, hem adli mezunda hem avukatlıktan geçti. Türkiye birincisi öğrencimizdi. Nisan Mayıs'ta yeni grup açılır mı? O hiç planlanmış bir durumda değil arkadaşlar. Onun sözünü veremiyorum. Ama Ocak ve Şubat şu an planlanmış ve ilan edilmiş. Sizi çok yorduk ama başarılı sizin de hediyemiz olsun. Nazlıcan gerçekten yordunuz yani. Yormadınız diyemem. Yordunuz ama bakın inanın samimiyetime inanarak söylüyorum size. Bizim birinci Mehmet Ali burada mı bilmiyorum ama. Yani Mehmet Ali ile telefonda konuşuyoruz. Ya inanın ağlayacağım neredeyse. Ya o kadar duygulanmışım ki. Benim sesim titriyor, onun sesi titriyor. Yani inanılmaz bir duygu karmaşasındaydım. Sürekli mesaj geliyor. Bir yandan sabit telefon aranıyor. WhatsApp'tan yazanlar, Instagram'dan yazanlar. Dolayısıyla bunların hepsi üst üste gelince arkadaşlar çok böyle farklı duygular yaşadım. Çok mutlu oldum. Darısı inşallah dediğim gibi olumsuz netice alan arkadaşlarımızın hepsinin üzerine olsun. İnşallah onlar da en güzel neticeleri alırlar değerli arkadaşlarım. Samet'in sorusu demiş. Samet nerede? Görmedim ki Samet'in sorusunu. Samet bir daha sor, görmüyorum arkadaşlar. Üst üste sorular gelince göremiyorum yani. Şu an bakın gözlerim de kıpkırmızı oldu. Bugün o kadar çok mesajlaştık ya öğrencilerle. Nisan bir kere açıldı hocamızın ağzı yandı grupta. Evet, o yüzden tekrar bir Nisan grubu açmayı düşünmüyorum diyebilirim yani. Kahveyi ısrarla sakladım. Mülakattan sonra bekliyorum. Hadi inşallah. Yok hocalar aynı Ayşin. Örgün online aynı. Bir şey fark etmiyor. Biz sayenizde çok mutluyuz. Ben de sizlerin bu mutluluğundan dolayı daha da mutluyum arkadaşlar. Stres bitti, mülakat stresi hemen başlamasın. Daha siz de abartmayın yani. Stres bitmişmiş. Mülakat stresi başlamışmış. Yok artık yani. Önce bir tadını çıkartın da hemen ne böyle stres başlıyor. Kendinize iş çıkartıyorsunuz ya siz de ya. Önce bir sevinin ya. Ne güzel bir başarı elde etmişsiniz. Bunun keyfine bir varın önce. Ya Nisan grubunun canı iyiyim ya. Nisan'ın grubunun ne olacak Nisan grubu? Gayet güzel de espri yapıyoruz. Güvenlik soruşturması, emniyet istihbarat ve milli istihbaratın soruşturmaları oluyor arkadaşlar. O tabii ki hemen başlamaz. Yani birkaç ay sonra onlar da başlar. Sizin haberiniz olmuyor zaten. Bakıyorlar onlar. Stresli olun hep dinç tutar demiş. Bakın arkadaşımız önermiş.
En az en erken Nisan'da demiştim Gizem mülakatların başlama sürecine. Rica ederim Mazlum. Arkadaşlar mezuniyeti benim bütün sitelerde her yerde yazıyor ya hocam nereden? Ben Marmara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi mezunuyum. Aynı zamanda rehberlik bitirdim. Yani şu an hem rehber öğretmenliği yapıyorum hem de siyasal mezunuyum. Yüksek lisansımı da yine Marmara'da yaptım. Yani bu her yerde zaten ilan edilmiş durumda. İnternete yazarsanız zaten benimle alakalı her şeyi görebiliyorsunuz arkadaşlar. Bütün geçmişimizi görüyorsunuz. Kendi öğrencileriniz mülakat. Sonradan girdin herhalde Selim. Yani geçmiş yıllarda olduğu gibi mülakat tarihlerini entegre yapacağız. Sizlere de bunun duyurusunu paylaşacağız arkadaşlar. Normal öğrenci kamp öğrencisi demeden bağrınıza bastınız. Çok teşekkür ederim. Nazlıcan ben teşekkür ederim. Derecenin bir özgüveni olur arkadaşlar. Özgüvenli bir şekilde mülakata girersiniz. Onun dışında birinci ile sonuncu olması arasında çok büyük bir farklılık yok. Dördüncü sınıfta başlamış erken mi? Tabii ki değil. Bir dördüncü sınıf öğrencisi Ocak-Şubat ayı itibariyle süreci başlatmalı arkadaşlar. Her yıl bunu söylüyorum ben. Mülakat içinde taktik bekliyoruz demiş. Tabii önümüzdeki süreçte yapacağız. Arkadaşlar kazananlarımızın istatistiğini önümüzdeki süreçte paylaşacağız. Yani herkesten veri topluyoruz şu an. Ama çok şükür bu yıl geçmiş yıllara göre çok daha bereketli bir yıldı. Sağ olun hocam kralsınız valla rehberlik konusunda üstünüze yok bence demiş. Evet rehberlik. Biz rehberlik yapıyoruz arkadaşlar. Benim işim Hakimlik Akademisi ve İlk Uzem'in kurucusu olmanın dışında ben öğrenciyle sürekli temas halindeyim. Benim işim rehberlik desteği sağlamak öğrenciye. Çünkü ben bunun eğitimini aldım. Çünkü ben almış olduğum eğitimin karşılığını yıllardır edinmiş olduğum tecrübeyle hemhal ediyorum, birleştiriyorum ve öğrencimin istifade etmesine sunuyorum. Aynı zamanda akademimizde psikolojik danışmanlık, rehberlik yine hocalarımız var. Onlar da öğrencilere destek veriyorlar. Yani hakimlik sürecine hazırlanan öğrencinin psikolojik desteğe de ihtiyacı var. Motivasyona da ihtiyacı var. Stres yönetimine destek verilmesine de ihtiyacı var. Yani genel olarak rehberliğe ihtiyacı var. Yani bizim burada kazanan mezun söyleşileriyle tecrübe aktarımları da tabii ki yapılıyor. Ama bunun dışında öğrenciye yol yordam gösterme noktasında da destek verilmeli. Bunu yapmaya çalışıyoruz. Yani bir klasik rehberlik öğretmeni çok değerlidir belki. PDR hocası, psikoloji mezunları çok değerlidir. Ama bizim hakimlik ve savcılık, kaymakamlık bunlar çok daha spesifik alanlardır. Hem bir yandan motivasyon, stres, zaman yönetim bunlarda desteklemeniz lazım öğrenciyi. Hem de konuya hakim olmanız lazım, sınava hakim olmanız lazım, derslere hakim olmanız lazım. Bunları beraber harmanlayarak ifade etmek lazım öğrenciye. Biz bu noktada elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Kusurumuz varsa artık öğrenci takdirini yapacaktır bunu. Zekicam 3001'in sırayla üzülme yani yapacak bir şey yok. 3000, 4000, 3001, 2998 farklı sonuçlar geliyor. Üzücü bir durum ama kendini sıkma, strese de sokma. Olanda hayır vardır diyelim. İleride belki bir sorudan kaynaklı sıralamalar değişebilir. Ama buna bel bağlama diyorum. Bu seni çünkü motivasyonu kaybettirir. Güzel bir temel oluşmuş. 3001. olmak güzel bir derece. Tekrar yola çıkmanı ben öneririm yani. Bunun dışında başka bir önerim yok. O kadar öğrenciyle tek tek ilgilenme fırsatım oluyor mu? Bu soruya ben cevap vermek istemiyorum. Beni dinleyen öğrenciler varsa onların cevaplamalarını rica ediyorum. O kadar öğrenci arasında herhangi bir soruları cevapsız kalmış mıdır? Ya da rehberlik noktasında onları yarım bırakmış mıyımdır? Ben kendi öğrencilerimden bu sorunun cevabını istiyorum. O kadar öğrenciyle tek tek ilgilenebiliyorum Erhan Hoca. Lütfen siz cevaplayın. Üçüncü sınıflar okullarına bakmalı. Üçler şu an bir şey yapmamalı. Rica ederim güzel düşünceleriniz için arkadaşlar. Hocam sizin kurs kayıtları full olduğu için yazılamamıştım. Çok üzücü. Evet sonra da diyorlar ki hocam niye kapattınız kayıtları kardeşim? Bir kapasitemiz var işte yetişemeyeceğimiz bir noktada kapatıyoruz. Kayıt alamıyoruz. Bu sene üzüldüm. Bazı arkadaşlarımız hocam yer kalmadığı için kayıt olamamıştık dedi. Ondan üzüldüm açıkçası ama bizim de bir kapasitemiz var arkadaşlar. Kapasitemizin üstüne çıkamıyoruz. O yüzden duyuruyoruz ara ara. Bakın geç kalmayın. Sürece bir şekilde girin. Sonra diyoruz ki biz bu kadarız. Bu kadar öğrenciyle hareket ediyoruz. Daha üstüne çıkamıyoruz diyorlar. Diyoruz.
Ben nasılsa görmez diye mesaj atıp duruyordum Instagram'dan. Görüyormuşsunuz. Ay. Siz de kralsınız. Erdem Hoca kraldır demiş. İlk öğrenciniz benim diyor. Dördüncü sınıf ilk. Hadi hayırlısı bakalım Halil. Ferdi geç katılmışsın. Artık canlı yayını bir daha izleyeceksin. Akademide olmamama rağmen cevap veriyorlar. Teşekkürler, rica ederim. Kendi öğrensen gerek yok. Öğrenci olmanın sorudan cevabı kalmıyor. Gerçekten destek oluyorsunuz demiş. Şahsen her soruma cevap aldım. Oluyor çok şükür demiş Adem. Nazlıcan hep destek, tam destek aramacı demiş. Sağ ol arkadaş. Sağ ol arkadaşım Nazlıcan, teşekkür ederim. Bana hep cevap ver demiş Gizem. Sana özel değil herkese. Evet, teşekkür ediyorum arkadaşlar güzel düşünceleriniz için. İşte bizim Bayram tam bu noktada yazacaktın. Sen çok erken yazdın bak. Online dersler ne zaman başlar diyor. Kayıtları başladı bile arkadaşlar. Neredeyse bitecek. Bakın birkaç gün içerisinde 30 Ocak grubunu kapatacağım. Bakın 1-2 gün içerisinde 30 Ocak grubu kapandı diyebilirim. Sonra neden hocam kapandı? Biz hafta sonu ne zaman açılır demeyin. Ben bunun duyurusunu yapmış oluyorum. 15 Şubat grubumuz da aynı şekilde. Benim soruma cevap vermedi hocam. İsim bak. ADM alt çizgi ADM 27. Adem ismini yaz. Senin soruna cevap verip vermediğimi bak bakacağım. Eğer gerçekten soruna cevap vermediysen sosyal medyada senin kullanıcı adını söyleyerek özür dileyeceğim. Benim tek bir tane cevap vermediğim soru yok. Adını yaz buraya. Ben tam bakacağım. Adını da yaz. Adını da bileyim. Nerede cevap vermemişim göreyim. İlk Uzemli Hakimlik Akademisi aynı. Her şey aynı Nimet. Örgün Hakimlik Akademisi diye geçiyor. Hakimlik Akademisi'nin online platformu da İlk Uzem. Yani biz aynı kurumuz. İlk Uzem'den çok memnun demiş Beyzan. Teşekkür ederim. 30 Ocak grubu Ağustos grubu kadar yoğun olmaz tabii ki Mustafa. Çünkü biz Ocak'ta başlıyoruz ki esnek bir şekilde, daha rahat, sağlıklı bir şekilde süreci ilerletelim. O yüzden erken başlatıyoruz. Hiç böyle bir kargaşa ya da böyle sıkıştırma üzerine bir program yapmayacağız arkadaşlar. Daha esnek yapacağız. Çünkü orada sınav ilanı geriye gelmişti. Haliyle birazcık sıkıştırmamız gerekiyordu. Her önce sınav sonrası bile destekli arkadaşlar. Teşekkür ederim. Kaynaklarıyla çalıştım. 70. oldum. Bütün soruma cevap verildi. Teşekkür ederim. Niye kırılacağım? Olur mu öyle şey? Evet arkadaşlar, sorularınız varsa onları da alayım. ...74'lerde kaldık. 74'te arkadaş güzel bir netice almışsın. Yani o yüzden yılma diyorum ben. Yılmadan hareket etmeni ben tavsiye ederim. Güzel bir temel oluşturduk. Üzerine bir inşa süreci başlatmak lazım. Ocak'ta başlayan tabii Haziran'a kadar ders dönemi. Sonra da sınava kadar da o anlatılan derslerin tamamının erişim süresi devam ediyor. Rehberlik noktasındaki desteğimiz devam ediyor. Merak etmeyin. Yani o noktada öğrencimle ben Adalet Akademisi'nin girişine kadar beraberim. Yani şu an mesela kazanan öğrencilerimiz var. Mülakata kadar, hatta mülakatı geçip akademiye girene kadar beraberiz. 4 yıl önceki, 5 yıl önceki öğrencilerimle hala görüşürüm. Şu an Türkiye genelinde birçok ilde hakim savcılık yapan 1000'e yakın öğrencimiz var. Hepsiyle gurur duyuyoruz. Hala görüşüyoruz. Yani bizim bir gerçekten bir bağımız oluşuyor artık yıllar içerisinde. Bu gelecek yıllarda, önümüzdeki yıllarda da aynı şekilde olacaktır. Deneyin arkadaşlar. Hayaliniz buysa olmadı deyip kenarı çekilmeyin. Tekrar deneyin. Ben ikinci, üçüncü, dördüncü girişine kazanan öğrenci biliyorum. Hayalin buysa, yok ben denedim olmadı artık işime gücüme bakayım diyorsan o başka. Ama hayalin buysa, hedefin buysa bence yola tekrar çıkman daha doğru bir karar olur. Evet Barış Hocam. Hocamı da alalım. Koordinatörümüz, editörümüz, öğrencilerimizin sevilen hocası Barış Hocamızı da alalım. Hocam nasılsın? Merhaba, teşekkürler hocam. Sen nasılsın, iyi misin? Valla ben çok iyiyim. Uzun zamandır bu kadar iyi olmamıştım. Gayet keyifliyim. Seni de görmüyordum ne zamandır. Telefonla her gün görüşüyoruz ama tabii pandemiden dolayı bir araya gelemiyorduk. Seni gördüğüm Doğru. için de mutlu oldum. Aynı şekilde hocam. Ben de sizi görmekten ayrıca mutlu oldum. Bugün güzel bir gün. Sınav sonuçları açıklandı. Öğrencilerimizden güzel dönüşler geliyor. Size de zaten bir sürü mesaj geldi. Bana da
Çok keyif aldık, çok mutlu olduk. Öncelikle başarılı olan tüm öğrencilerimi buradan tebrik ediyorum. Hepsine sonsuz başarılar diliyorum meslek hayatlarında. İnşallah darısı mülakatlar olsun. Başarılı olamayan arkadaşlar ya da daha doğrusu istediği sonucu olamayan arkadaşlarımız için de şu cümleyi kullanmak istiyorum hocam. Bugün arayan arkadaşlar vardı, isim vermeyeyim. 3 sene önceden, 4 sene önceden öğrencimiz olup da sınava hala hazırlanıp işte sınavda başarılı olan arkadaşlarımız vardı. Onların sonuçlarını duyunca daha da keyif alıyoruz. Çünkü bu bir evre. Siz zaten hep bahsediyorsunuz. Öğrenci arkadaşlar bunu çok iyi biliyor. Bunu ben derslerde şöyle ifade ediyorum. Bu sınav kendimize bir şey katma sınavı. Aslında arkadaşımızın mesleği var. Zaten fakülteleri bitirdiler. Şu an kendileri bir şey katıyorlar. Hakim olmak, savcı olmak ayrıca bir keyif veren unsur. Bunu herkes girmiyor. Giren arkadaşlarımız belli. Ve bu mesleğe sahip olmak istiyorlarsa da, bu meslekte olmak istiyorlarsa bence vazgeçmemek lazım. Mesajları okudum. Birçok arkadaşımın güzel soruları var. İzninizle hocam onlarla ilgili ben de birkaç şey söyleyeyim. Tabii ki. Tanıyan arkadaşımız vardır. Ben üniversitede de hocalık yapıyorum. Birden çok Sessizde özleyenler varmış hocam. Yalova ve Sakarya'da. sağ olsunlar. Teşekkür ederim. Onların güzelliği. Yani birçok arkadaşımın çok güzel mesajlarına göre özellikle efsane cümlesini çok Onun vurguluyorlar. Çok hocam teşekkür ederim. marka tescilini alalım o sözün ya. Seni Yani gören efsane diyor yani. sağ olsunlar o arkadaşlarımızın nezaketi. Dersi anlatırken de bazı cümleleri kullanabiliyoruz. Arkadaşlar da sağ olsun onları tespit etmişler. GIF yapmışlar hocam. Bana da geldi sınavdan sonra. Ben de çok güldüm onlara. Sağ olsun. O onların nezaketi. Tekrar söyleyeyim. Hani mahcup ediyorlar. Ben bir atıf yapayım hocam. Şimdi bunu üniversitelerde de ifade ediyorum. Okul mantığı, fakülte mantığı ile sınav mantığı biraz farklı. Şimdi özellikle ilk kez hazırlanacak arkadaşlarımı görüyorum. Ya da işte daha önce hazırlanmış olup da gelen arkadaşlarımızı görüyorum. Bir fark var. Yani yeni mezun arkadaşlarımız özellikle daha böyle hala fakülte mantığıyla bakıyor. Şey Yargıtay kararları, İsviçre, Almanya bunlar ne olacak diye bakıyor. Yani size bir icra sınavda soru geldiğinde Almanya, İsviçre sorusu yok. Yargıtay kararı sorusu yok. Sorunun mantığı kanun metni üzerinden geliyor. Yani bu ayrımı iyi oturtabildiği takdirde öğrenci arkadaşlarınızın başarısı da artıyor Erhan Hocam. Yani özellikle şu an fakültede olup da hazırlanmayı düşünenler ya da yeni mezun arkadaşların varsa buna lütfen dikkat etsinler. Dediğim gibi hani fakültenin mantığına uygun çalışmak her zaman yararlıdır. Bu çok ayrı bir olay. Bunu lütfen yanlış anlamasınlar ama sınav formatıyla beraber düşündüğümüzü ÖSYM böyle sormuyor. Hatta ben öğrenci arkadaşımın şu cümleyi söylüyorum. Sınav gerçekten kolay. Yani hakimlik sınavı öyle gözlerini büyüttükleri kadar zor bir sınav değil. Zor olan ne biliyor musunuz? Hani sevgili arkadaşlar, değerli hocam. Zor olan çalışma süreci. Sınava çalışma süreci oldukça zor. Sınav sırası sakin kalmak zor. Yoksa sorulara baktınız yani şu gün arkadaşlarım soruları bir daha çözse iddia ediyorum hepsi kazanacak puanları zaten elde eder, alır. Ama oradaki o heyecanı yönetmek, stresi yönetmek çok zor oluyor. Burada Erhan hocama da hani sizin nezdinizde hocam bir teşekkür etmek istiyorum. Çünkü bizler hoca olarak ne kadar işte elimizden geleni yapsak da iletişimi doğru yönetmek çok önemli. Rehberliği doğru yapmak çok önemli. Siz de bu konuda aslında çok değerli katkılarınız oldu. Arkadaşlarımızın da aslında çok değerli bu konuda fikirlerimize uyduğunu gördüm. Hani derslerde ben de ifade ediyordum, siz de ifade ediyordunuz, diğer hocalar da ifade ediyordu. Hani güven çok önemli. Karşılıklı güvenle beraber aslında oluyor. Ve birçok da başarı geldi. Hala da aktif meslek hayatında olup konuştuğumuz öğrencilerimiz var. Sizin düğününüze gelen arkadaşlarımız var. Yani bunlar çok güzel şeyler. Çok mutlu Evet. oluyoruz. İnşallah hocam daha da güzelleri olacak. Dereceler geldi. Dereceler bizi ayrıca mutlu ediyor. Böyle hani o pastanızdaki çilek deyimi var ya meşhur Galatasaray Başkanı Ünal Aysal'ın bir Evet. cümlesiydi. Gerçekten o çilek oluyor. Kitlesel başarı hedeflemiştik. Hatırlarsınız hocam. Geçen sene size Şubat'ta konuştuğumuzu, Ocak-Şubat bir değerlendirme yapmıştık. Kitlesel başarının çok yüksek olduğunu görüyoruz. Hayırlısı olsun arkadaşlarımız için tekrar söyleyeyim. Yani hiçbir zaman sınava hazırlanan arkadaşlarımız kaybetmiş değil. Tam tersinde bence kazanmıştır. Çünkü bilgilerini tazelediler. Hangi mesleği yaparlarsa yapsınlar başarılı olacaklarını düşünüyorum. Bu arada yazan arkadaşlarımızdan eski dönem öğrencilerim var. Eski dönemde çalıştığımız arkadaşlarımız var. Çok onlar da güldürdüler sağ olsunlar, mutlu da ettiler. Onlara da buradan selamlarımı ileteyim.
Birçok arkadaşımı gördüm. Onlara da ayrıca Evet. teşekkür ediyorum diyeyim hocam. Bunu da ifade edeyim. Evet. Sağ olun hocam. Şimdi geçen dönem dediğiniz gibi biz Şubat ayında konuşmuştuk. Hatta 15 Şubat grubu başlatmıştık hatırlarsan geçen dönem. Dedik ki bu sene birazcık daha erken süreçte başlatalım. O bahsettiğin kitlesel başarıyı. Yani Evet. dereceler çok şükür her yıl öğrenciler bu noktada başarı gösteriyorlar. Bizi de mutlu ediyorlar. Ama olabildiğince ne kadar daha fazla biz öğrenciyi, bizim de kendi 2023 hedeflerimiz var. Bu 2023 hedeflerimize nasıl ulaştırır diye hep konuşuyorduk. Sağ olsun öğrencilerimize dediğiniz gibi o güven oturduğu zaman onlar da elinden geleni yapıyor. Biz de elimizden geleni yapıyoruz. Gerçekten bu noktada sınavın erkene alınması, pandemi süreci bunların hepsi bizleri de çok etkiledi. Hocalarımız da çok etkiledi. Personel arkadaşlarımız da, öğrencileri de çok etkiledi ama herkes bunun bilincinde olarak hareket ettiği için hep beraber güzel bir netice almış olduk aslında. Kolay bir süreç değil sizin dediğiniz gibi. Bizim o Ağustos grubu öğrencilerinin mesela o yaşadıkları üst üste dersler yapılması gerektiği zaman sorunu yaşandı. O yüzden diyorum ben bu sene hocam senin önerin öğrencilerin sen gelmeden önce belki izlediysen soru işaretleri şuydu. Öğrenci 72'de kalmış. 3010. olmuş, 3050. olmuş veya idareye girmiş 320. olmuş. Bu tarz öğrencilere senin önerin nedir? Ben kendim cevapladım ama senin bu öğrencilere önerin değerli olacaktır onlar için. Tavsiyen ve önerin nedir hocam? Hocam, öncelikle şunu söyleyeyim. Yayına geç katılabildim. Onu ifade edeyim. Bizim ufaklıkla uyutuyordum. O yüzden biraz katılmakta geç kaldım. Ama şunu söyleyeyim. Hocam, ben daha şunu görmedim. Aldığı puandan daha aşağısını alan bir öğrencim olmadı. Hep kademe kademe üstüne koyuyor. Yani ben belli bir yerde kaldıysam bu sınavı kazanacağıma inanırım ki kazanacaktır. Ve sınavda başarılı olacağını görecek. Yani bırakmasın. Kesinlikle bırakmasın. Tekrar ediyorum. Hani bu çok değerli bence. Belli bir barajda kalmıştır, belli bir yerde kalmıştır. Hedefi hakimliktir. Bırakmasın. Hocam, belki daha önce arkadaşla ifade ettim ama şunu söyleyeyim. KPSS'de bir sınav var. Çok daha zor bir sınav. KPSS 70 puan alamayıp kaymakamlık sınavını kazanan, KPSS 70 alamayıp hakimlik sınavını kazanan öğrencilerim var. Bakın bu bir altyapı. Bu altyapı çok önemli. Hakimlik sınavı için de aynısı geçer. Bir altyapı. Bir dahaki sene girdiklerinde çok daha rahat olacaklar. Hem sınav formatını anladılar. Yani bu arkadaşlarımızın ben yerinde olsam, açıkçası pandemi dönemindeyiz. Hatta şu an fakültede öğrenci olan arkadaşım için de bunu söyleyebilirim. Pandemi dönemindeyiz. Yavaş yavaş ben Ocak ayı itibariyle, Şubat ayı itibariyle bu sınava hazırlanmaya başlardım hocam. Eğer benim amacım hakim olmaksa, hakimlik sınavını istiyorsam, kazanmak istiyorsam bugünden ben çalışmaya başlarım. Ne kadar erken başlarsak bu kadar iyidir. Bakın 2000'li yılların başında, ortalarında sınava giren öğrenci sayısı da azdı. Ve o dönemlerde 70 barajlarıyla beraber sınavlar kazanılıyordu. 2010'lu yıllarla beraber siz de biliyorsunuz süreci az alımlar vardı. Hani oradaki çalışma düzeni ona göreydi. Yani şunu zihnimizden çıkarmak lazım. İşte okul bitti, Haziran ben çalışmaya başlayayım. Değil. Ya da işte ben şu an avukatlık yapıyorum, Haziran'dan sonra çalışayım. Değil. Ne kadar erken başlarsak o kadar avantajımız çoğalacaktır. Çünkü rekabet çoğalıyor hocam, öğrenci sayısı çoğalıyor. Benim nacizane görüşüm, çok çok özür dilerim. Benim nacizane görüşüm hocam, ne kadar erken başlarsak o kadar avantajdır. Bu benim şahsi görüşüm. Hocam ben öğrenci arkadaşlarım bana kızmasınlar ama ben şu noktada onlara çok kızıyorum. Bakın yıllardır biz birlikte bu sektördeyiz ve yüzlerce, binlerce öğrenciyle muhatap olduk. Hatırlarsan biz akademiyi kurduğumuz günden bugüne puanlar düşük olduğu dönem bile biz derdik ki Şubat ayında başladım. Biz akademiyi kurduğumuz zaman da Şubat'ta açtık. Yani hiçbir zaman Haziran'a entegre Temmuz'da başlatmadık. Bunu söylediğiniz zaman öğrencilerin bir kesimi, bizi tanımayan öğrenciler, ya unutulur bu bilgiler. 4-5 ay bu sınavı kazanmak için yeterli. O yüzden çok erkenden başlamaya da gerek yok diye düşüncelere kapılabildiler. Ama bizim hep söylediğimiz neydi? Arkadaşlar bugün KPSS sürecine giren bir müfettiş uzman olmak isteyen bir arkadaşım 2 senesini veriyor. Bir sene KPSS, bir sene kurum sınavlarını veriyor. Ya bugün bizim Ocak-Şubat'ta başlayan öğrenci maksimum 9 ayını veriyor. Yani bakın şu an mutlu olan arkadaşlarımıza bir sorsak. 9 ay değil 2 sene de olsa çalışırız derler. Bu mutluluğu yeter ki, bu keyfi yeter ki, bu heyecanı yaşayalım diye. Yani bir hakim savcı olmak isteyen bir arkadaşımın, kaymakam olmak isteyen bir arkadaşımın maksimum 9 aylık bir zamanı önüne koyması ve bu bilgileri unutmadan son güne kadar hareket etmesi daha doğal ve olması gereken bir konudur. Yani şunu hep söylüyorum ben. Temmuz'da kazanılmıyor mu? Kazanılıyor. Temmuz'da kaybeden de var.
Şubat'ta derece yapan da var, Şubat'ta da kazanamayan var. Ama bundan bahsetmiyorum. Bu sınava fokuslanabilen, hayali ve hedefi bu meslek olan arkadaşım, ya ben tedbiren erkenden sürece başlayacağım. Olası bir problem, sıkıntı, bir durumla karşılaşırsam bunu en azından çözeceğim bir zamanım olacak. Ya ben ne kadar çalışsam da ticareti yapamıyorum. Ağustos'ta başlamışım. Sınava zaten zamanım yok deyip ticareti yok sayıyorum. Ama ben bunu erken başlamışsam üstüne girebileceğim bir zaman oluyor. Yani işi riske atmamış oluyoruz. Yanılıyor muyum hocam? Hocam çok doğru. Ya yani ben sınava girmiş ve mülakatı kaybetmiş bir öğrenci olsam Ağustos grubuna gelirim. Çok net söylüyorum. Hani sınavı kazandım, mülakatta kaybettim, Ağustos'a gelirim. Ya da bir altyapım vardı, Ağustos'a gelirim. Avukatlık yapıyordum, aktif çalışıyordum, Ağustos'a gelirim. Ama eğer ben küsuratlarla kaçırdıysam ya da 4. sınıf öğrencisiysem daha erken başlarım hocam. Yani tekrar diyorum, bu tamamen şahsi görüşüm. Bu arkadaşlarımıza kalmış. Eğer hedefleri buysa. Şimdi birkaç arkadaşım yazdığı için oradan isimlerini gördüm. Hani soyadlarını vermeyeyim. Serpil Hanım var. Az önce yazmıştı. Hala canlı yayındaysa bana hak verecektir. Benim KPSS döneminden öğrencimdi. Belli bir süre geçti. Şu an Türkiye'nin çok değerli mesleklerinden birinde çalışıyor. Aktif olarak çalışıyor. O KPSS süreci ne kadar zorlu ve yorucu olduğunu bilir. Hakimlik sınavı böyle değil. Hakimlik sınavı çok daha aslında komple bir sınavdır. Çünkü fakültede gördüğünüz bilgiler üzerinden giriyorsunuz bu sınava. Adli idari fark etmez. Ne olduğu bellidir. Hasan Bey var. Bugün yazdı. Şubat döneminden öğrencimizdi. Avukatlıktan Türkiye 16.sı oldu. Hasan Soyadını Konu. söylemeyeyim. Ben Evet. söyledim. Evet. Avukatlıktan Türkiye 16.sı oldu. Şubat'ta da öğrencimizdi. Evet. Ağustos'ta yine geldi. Ama zaten Şubat'tan bilgiyle beraber Ağustos'u toparladı. Yani burada çok ince bir denge var hocam. Yani o arkadaşlarımıza kalmıştı. Ona hiçbir lafım yok. Ağustos'ta geldi. Kazanılmaz mı? Kazanılır. Bilsel Hanım var. Sanki az önce o da yazdı. Evet. Benim üniversiteden öğrencim hiçbir dershane ya da hiçbir çalışma farklı bir şeye girmeden az bir sürede çalıştı, hazırlandı, işte kaynaklar ve benzeri kazandı. Bu da olabilir ama bir altyapısı vardı, bir fark yani sınav mantığı vardı. Hani bunları tekrar ifade edeyim. Hani buradaki sınav formatını anlamak çok önemli. Sınav formatını özümsemek çok önemli. Zaten bizim en başta yapmaya çalışma şey bu oluyor. Sınav mantığını anlamak, fakülteden biraz sıyrılmak. Şimdi 4. sınıflardan arkadaşlar yazmışlar. Hocam biz ne yapmalıyız diye. Ben bana yazan tüm arkadaşım aynısını söylemiştim. İlk dönemi bitirin. Vizeleriniz, finalleriniz bitsin. Sonrası ikinci dönem başlarken yavaş yavaş bu sınava hazırlanın diye bu cümleyi kullanıyorum. Çünkü hocam ne yazık ki yani şu an pandemi dönemi olmasaydı belki bu cümleleri kullanmazdım ama pandemi dönemindeyiz. Çoğumuz evdeyiz. Vaktimiz boş. Yani ne yazık ki böyle oluyor. Hafta sonları bir yere gidemiyoruz. Ben bu süreci kendime bir şey katarak değerlendirmeliyim. Ben de değerlendiriyorum hocam. Sen de değerlendiriyorsun. Biliyoruz. Kendimize ne katabiliriz? Bu dil olabilir. Ne bileyim işte eğitimsel bir şey olabilir. Bir kitap okumak olabilir. Bir makale yazmak olabilir. Bunlar bir seçenektir. Ben meslek hayatıma başlamak istiyorsam, 4. sınıf öğrencisiysem şunu yapmalıyım hocam. Hakim mi olmak istiyorum? Buna göre hazırlanmaya başlamalıyım. İzninizle şu cümleyi kullanacağım. Fakülteden arkadaşlarım hatırlar. Ben bunu hep söylerim. Hayatımın benim de en zor günü şuydu. Mezun olduğum gündü. Ki ben fakülteyi de hani bütünlemelere benzeri kalmadan bitirmiştim ama bittiği bir en zor gündü. Çünkü ben hayatımın 16 yılı boyunca öğrenciliğe alışmıştım. Öğrenci olmaya alıştım. Ben Haziran ayında mezun oldum ve şimdi ne yapacağım dedim. Kendime ne yapacağımın kararını daha verememiştim bile. Birçok arkadaşımız bunu yaşayacak ya da yaşadı. Avukatlık stajı başlatabilirim ama avukat olamıyorum. Stajyer avukatım. Hakimlik sınavına hazırlanabilirim ama süreç belli değil. Yüksek lisans yapsam ne olacak? Yani baktığınızda hep böyle bir muallakta kalma oluyor. Eğer bugünden karar verirsek avukat mı olacağız, yüksek lisans mı yapacağız, hakim savcı mı olacağız ve buna göre çalışırsak hocam tekrar edeyim bence başarı daha da sık geliyor, çoklukla geliyor. Bir atıf daha yapayım. Siz istatistik bilgileri daha net tutuyorsunuz hocam. Bunu lütfen tespitlersiz benimle de paylaşın. Ben yeni mezun olup da kazanan öğrenci sayısının bu sene sanki daha fazla olduğunu görüyorum. Bilmiyorum. Hani bunu siz daha iyi tespit edeceksiniz. Neden bunu gördüm hocam? Sanki yavaş yavaş bilinçlenme artıyor. Üçüncü sınıftan gelen arkadaşlarımız var. Üçüncü sınıf hakimlik sınavına hazırlanıyor. Dördüncü sınıfta işte başlayan arkadaşlarımız var. Sınav mantığını anlayınca onların başarısı sanki daha fazla oldu ya da oluyor gibi geliyor bana. Bu nedenle yine aynı cümleye geleceğim. Sınav zor değil. Yanlışın doğruya götürmediği bir sınav. Fakültede gördüğümüz derse ne oldu bir sınav. Ama süreç çok zorlu, çok yıpratıcı, çok yorucu. Süreci kolaylaştırmak amacıyla ne kadar erkenden bizler çalışmaya başlarsak o kadar iyi olacağını düşünüyorum.
Burada şunu da söyleyeyim. Böyle anlatıyoruz bazen. Sonra öğrenciler diyor ya hocam diyor işte bizi bir yere mi yönlendiriyoruz bir şeyimiz. Burada asla yönlendirme yok, onu tekrar söyleyeyim. Beni tanıyanlar zaten biliyor. Burada tamamen hani içgüdüsel yani süreçle ilgili bilgi, Hocam, bildiğimi söylüyorum. bir parantez açayım oraya. Lütfen. Az önce bazı öğrenciler yazdı, arkadaşlarımız da duydu zaten. Yani yer kalmamıştı, o yüzden gelememiştik diyen ve buna üzülen arkadaşlarımız vardı. Şunu net bir şekilde ben her yerde ifade ediyorum, tekrar ifade edeyim. Kıymetli arkadaşlar, biz Hakimlik Akademisi İlk Kuzem olarak zaten belli bir kontenjana destek verebilecek potansiyelimiz var. Fiziksel imkanımızın da bir sınırı var. O yüzden açıkçası biz şu kadar öğrenci gelsin, bu kadar öğrenci bizi tercih etsin, herkes bizimle çalışsın, hazırlansın diye bir kaygımız inanın yok. Çünkü bizim zaten belli bir kontenjanımız her yıl doluyor. Bu ha Ocak'ta dolmuş, ha Temmuz'da dolmuş, ha Haziran'da dolmuş. Bizim için çok da bir farklılığı da yok ama biz sınav formatı anlamında, sistem anlamında hangisi daha doğru olur? Biz edinmiş olduğumuz tecrübeyle, hocalarla istişare ediyoruz. Diyoruz ki ya bu böyle daha uygundur. Öyle hareket ediyoruz. Yani biz Ocak, Şubat'ta açmayıp hepsini Haziran, Temmuz'da açsak yine kontenjan aynı. Bir şey değişmeyecek bizim için ama diyoruz ki erken dönem öğrencinin en azından kendi tedbirini alabileceği bir dönemdir diyoruz. Orada kalan tercihi de öğrenciye bırakıyoruz. Emre Hocam bu arada dinliyor galiba, o da ayrılmasın. Birazdan ben onu da davet etmek istiyorum. Hocam o zaman ben Emre Hocam'a da vakit Evet. ayırabilmeniz adına Evet. biraz toparlayıp noktalayayım. Sevgili arkadaşlar, sınavda sonucunuz ne olursa olsun, sizler hangi mesleği yaparsanız yapın, en iyisini yapacağınıza can gönülden inanıyorum. Öncelikle onu söyleyeyim. Çünkü birçok arkadaşımızda şu oluşuyor hocam, bir özgüven kaybı. Acaba işte olmayacak mı? Meslek hayatında etkiler mi? Hayır, tam tersine. Hakimlik sınavına hazırlanmak çok değerli bilgilerin öğrenildiği bir alandır. Şu an avukatlık yapan, bizle beraber işte geçmişte derslere katan arkadaşlarımız var. Hep şu cümleleri kullanıyorlar. Hocam iyi ki gelmişim, bilgilerimi toparlamış oldum. Çünkü bir sınıfta gördüğümüz bilgileri unutuyoruz hocam. Bu çok insani bir şey. İkide gördüğümüz bilgiyi unutuyoruz veya toparlayamıyoruz. İşte fakültede dördüncü sınıf arkadaşı miras alıyor. Ama borçlar mantığıyla onu birleştiremiyor. Aile mantığıyla birleştiremiyor. İşte bizler aslında burada bir komple anlatırken medeni birleşmiş oluyoruz. Ne bileyim, borçlarda bir konu anlatırken ticaretle bağlantı kuruluyor, birleşmiş oluyor. Yani bu cümleyi çok kullanırım dersler, ufkumuz açılıyor. Gerçekten hukuki olarak ufkumuzu burada açıyoruz. Yani o yüzden hiçbir arkadaşımın şunu düşünmesini istemiyorum. Ya başarılı olamadım, işte meslek hayatım nasıl olur? Öyle bir şey yok. Çok iyi avukatlar olursunuz, çok iyi başka meslek gruplarında olursunuz. Bunu lütfen asla şöyle düşünmeyin. Evet, ben sınavda başaramadım, benim meslek hayatım kötü gidecek değil. Tekrar edeyim. Her şey çok güzel olacak. Sizler başarılı olacaksınız. Meslek hayatınızda da iyi olacağını eminim. Burada aldığınız eğitimlerine katkısı olacağını göreceksiniz. Hakimlik sınavını kazanan arkadaşlarımın da şu an bir rahatlamasını, bir sakinleşmesini istiyorum. Şu an duygular çok yoğun. Mülakatlar gelecek. Mülakat aşamalarıyla ilgili zaten yine sizlerle eğitim yapacağız. Onlarla görüşeceğiz. Orada size mülakat mantığını anlatmaya çalışacağız. İnşallah onun da sonuçları güzel olur. Sizleri meslekte görmekten mutluluk duyarız. Bir parantez daha açayım. Bugün yaptığımız paylaşımlar sonucunda geçen sene kazanan arkadaşlarımdan yazanlar oldu. Belki burada vardır. Hocam size teşekkür etmek istiyordum. Edememiştim kısmet bugüne diye. Çok mutlu oldum. Mesleğe başlamışlar. İnşallah darısı sevgili arkadaşlarımız olsun hocam. Bunu ifade edeyim. Çok da vaktinizi almayayım. Estağfurullah hocam, Buradaki çok noktaya teşekkür gelmiş oldum. ederiz. Ben arkadaşlarımızın huzurunda sana hem editörlük noktasında hem koordinatörlük noktasında öğrencilerimizi kurulduğumuz günden bugüne biz iki hoca arkadaşı olarak veya kurumda birlikte hareket eden kişiler değiliz. Biz dost arkadaş olarak akademinin kuruluşundan bugüne kadar yüzlerce, binlerce arkadaşımıza destek veriyoruz. O yüzden ben özverin için, arkadaşlarımıza bugüne kadarki desteklerin için onlar adına sana çok teşekkür ediyorum. Hocam çok çok teşekkür ederim. Çok naziksiniz. Ya şimdi burada böyle konuşuyoruz ama siz de benim çok değerli bir dostumsunuz. Yani burada siz de bizi konuşuyoruz ama hani ikili ilişkilerde öyle değil. Evet. Şimdi yani bu dostluk çok önemli hocam. Bu samimiyet çok önemli. Yani başarıya getiren bence en önemli unsur da bu. İnanç, birbirimize güvenmek, hocaların, kurumun, öğrencilerin her yönden hocam. Bu çok değerli bir unsur. Size de bu güzel ortamı sağladığınız için, böyle güzel bir ortamda bizlerin de bulunduğu için ben de size şahsen ve öğrenci arkadaşıma teşekkür ediyorum. Çok keyifli bir seneydi, zor bir seneydi ama iyi atlattığımızı düşünüyorum. İnşallah mülakatlar da güzel gelecektir. İnşallah hocam. Çok teşekkür ederim. Kendine iyi Ben bak. Görüşmek teşekkür. üzere. Siz de hocam, eşinize selamlar, hoşça kalın hocam. Aleykümselam. Siz de hocam. Sağ olun.
Evet, bu barajları soran arkadaşlarımız var. Barajları konuşmamın başında söylemiştim arkadaşlar. Yayını bir aksilik olmazsa kaydedeceğim. Oradan tekrar onları izlersiniz. Bu arada Emre hocamız var mı acaba? Emre hoca varsa Emre hocayı da ben alayım. Evet Emre hocam sana da istek gönderdim. Bu arada başka sorularınız varsa arkadaşlar onları da alayım. 73 doğruyla kapattı abi. 80 puan. Hocam nasılsın? Merhabalar hocam, selamlar, saygılar. İyiyim. Siz nasılsınız? Yüzün gülüyor hocam. Hayırdır inşallah. Vallahi hocam, bu senenin herhalde yüzümüzü güldüren tek tarafı akademinin sonuçları oldu. Yani malum 2020 senesinin o olumsuzlukları dışında Evet. akademideki öğrencilerden gelen dönütler beni çok mutlu etti. Dönemi böyle kapatmak çok güzeldi. Tabii siz yayınlarınızı izledim ben en baştan itibaren. Çok emek verdiniz. Hakikaten burada ben de bir öğrenci gözle baktığım zaman size de teşekkür ediyorum. Akademinin arkadaki ekiplerine çok teşekkür ediyorum. Çok büyük destek oldunuz öğrencilere. Biz de bu başarıda biraz bir pay sahibi olursak ne mutlu bize diyorum ben. Ben öncelikle şey değinmek istiyorum hocam. Sınavı küsuratlarla kaçan arkadaşlarımız var. Ben onlarla yoğun bir empati yapıyorum aslında. Şöyle ki çünkü ben de sınava hazırlanan bir öğrenciydim yıllar önce. APS serüvenim vardı. Ve defaten sınavlarda böyle sıfır, ikiler, üçlere kaçırdım. Yani, ama oldu. Yani bu şey hayalindeyse mutlaka hakimlik ve savcılık mesleğinin peşinde olsunlar, düşsünler. Geç olsun, güç olmasın hani lafı vardır halk arasında veya hayırlısı olsun ama hakikaten peşini bırakmasınlar. Eğer bu ülkeye, memlekete hakim, savcı olarak çalışmak istiyorlarsa mutlaka peşini bırakmasınlar diyorum. Çok mesaj geldi bana da. Özellikle sosyal medyadan teşekkürler ve sorular çok geldi. Ne yapalım, ne edelim diye. Birkaç tavsiyem olacak hocam benim. Şöyle ki, son 2-3 yıldır tarih dersi belirleyici oluyor. Yani artık bunu hakim, savcı, adayı ticarete, medeniye, anayasaya çalıştığı kadar tarihe de artık önem verecek. Çok net bir şey bu. Özellikle sıfırdan bu sınava çalıştık arkadaşlarım şu an beni dinliyorlarsa yani hemen yeni yılla beraber tarihe çalışmaya başlasınlar. Çünkü yani bu sene şunu gördük ki biz 2013 tarih öğretmenliği alan sınavında ÖSYM'nin sorduğu soruyu bu sene ÖSYM hakimliğe sordu. Yani benim meslektaşlarıma sorulan soruyu bu sene hakimlik adayına sordu. Bu şunu Hangi gösteriyor. soruydu hocam Bizim denememizde olan soru. o? Neydi hocam o? Dergi sorusu vardı hocam. Ha, Konu dergisi. hatırlıyorum. Bunu da ben denemeye nasıl yazdım? Girdiğim sınavdı. Yani benim Ha. tarih öğretmenliği alan sınavında muhatap olduğum soruyu oraya eklemiştim. Bir nebze olsun belki de gelir diye. Geldi sınavda. Mutlu olduk ama bayağı bir eleyici, belirleyici bir soru olmuştu. Yani bunun şunu gösteriyor. Artık yani böyle öğrenci GK dersi deyip bunu ikinci plana artık atmayacak. Anayasaya, medeniye çalışır gibi tarihe artık çalışacak. Hep ben bunu söyledim. Hukuk fakültesi öğrencisi arkadaşlarım YGS dönemindeki tarihi de bunu bir tutmayacaklar. Bu yeni bir sayfa açsınlar 2020'de, 2020'de kendilerine ve sıfırdan tarihe çalışsınlar. Özellikle ilk defa çalışacak olan arkadaşlara söylüyorum. İyi bir temel atsınlar. Çünkü bu tarih 3 aylık, 2 aylık bir zamana sıkışacak bir ders olmaktan çıktı hocam. Bunları söyleyeceğim. Kazanan arkadaşlara da şunu söyleyeyim. Bazen okudum orada mülakatlarda ne olur gibisinden mülakatlara tarih gelebilir. Onu söyleyeyim. Özellikle memleketleri böyle köklü olanlar Erzurum, Sivas gibi kesin tarih gelebilir diye düşünüyorum yani. Onu da tüyorsun. Tarihle kalın diyorsun yani hocam. Aynen hocam. Kesinlikle. Tarihle kalsınlar. Sağlıcakla kalsınlar. İyi bir dinlensinler diyorum. Çok yoruldular. Onu ben çok geçen sene Şubat ayından beri beraberiz zaten siz de biliyorsunuz. Evet. Çok yoruldular. Umarım mülakatlarla sonuçlanır. Onlar için güzel olur diye düşünüyorum. Emre hocam, düşüncelerin için, duyguların için ben çok teşekkür ediyorum.
Yani bizim Hakimlik Akademisi'nin kurulduğu günden bugüne kadar tarihi emanet ettiği tek hocamızsın sen. Dolayısıyla kurulduğumuz günden bugüne bütün öğrencilerimiz tarih konusunda senden istifade ettiler. Ve herkes de sınav sonrasında da hep seninle ilgili güzel geri bildirimlerde bulundular. O yüzden ben yine bir arkadaşım, dostum olarak hocalıktan ziyade emeklerin için arkadaşlarımızın huzurunda çok teşekkür ediyorum. Hocam ben teşekkür ederim. Yani demin Barış Hoca da, Barış abi diyorum gerçi bana, ama Barış Hocam da dedi. Biz de artık bir aileyiz burada. Ya yani ben öğrencilere kardeşim gibi hitap ediyorum. Mesela hani bu sıcaklığı zaten kurduğunuz zaman başarı otomatikten kendisi zaten geliyor hocam. Ben de herkese buradan selam ve saygılarımı iletiyorum. Kendilerine iyi baksınlar. Hocam size de saygılarımı sunuyorum. Çok En teşekkür kısa ederim. zamanda artık görüşürüz diyorum ben de. Çok teşekkür ederim hocam. Görüşmek üzere. Teşekkür ederim hocam. Selamlar. Sağ olun hocam. Evet sevgili arkadaşlarım, başka sorumuz var mıdır? Bana iletmek istediğiniz başka soru. Bayburt'tan da gelebilir ya. Bakarsın yani. Şanlıurfa da gelebilir tabii. Evet başka hocamız varsa bu arada yayında onları da davet etmek isterim. Sizlerden başka soru varsa arkadaşlar, neredeyse 1,5 saate yakında bir yayın yapmışız. Tabii ki kazanma ihtimalim var Humeysa. Yeter ki istikrarlı bir şekilde sürece başla. Arkadaşlar ben ne eğitimden ne rakamlardan onu soruyor Buket ama bahsetmem. Birçok arkadaşımız daha önce dinleyenler bilir. Bu tarz konulara girmem. İlkuzem.com'u ziyaret edin. Tüm detaylar orada. Yarın ararsanız danışman arkadaşlarımız da yardımcı olur. Hocam dinlenin gari diyor Nazlıcan. Dinlendirmiyorsunuz işte. Heyecanlanıyoruz, mutlu oluyoruz. Siz de bir araya gelmek istiyoruz. 86 doğumluların gireceği son sınav olacak 2021 sınavı. Rica ederim Selim, güzel geçmesine sevindim. Mülakatlarla ilgili de söylemiştim. En erken Nisan ayında başlayacaktır. Dördüncü sınavla alakalı da çok konuştuk. Tekrar etmesin arkadaşlar anlattıklarım. Hocam İBF'liyim. Kendimi çok şartlandırıyorum. Sizce öyle mi yapmalıyım yoksa çok umutlu davranmalıyım? Tabii ki umutlu olacağız. Benim çok kazanan İBF'li arkadaşım var. Yeter ki siz hayal kurun. O hayaliniz üzerine, hayalinizin peşinden gitmeye çalışın. Allah razı olsun. Canlı yayınınız muhteşem. Sevinmenize mutlu oldum. Rica ederim Hande. Arkadaşlar bizim bütün akademiyle alakalı zaten gelenlerin bir kısmını paylaşmaya çalıştım sosyal medyada ama biz geçmiş dönemde hazırladığımız öğrencilerimizin hepsiyle geri bildirimleri alıp zaten bunları da paylaşacağız. Gerçekten çok memnun kaldım. Emeklerine sağlık. Düşünen varsa eğitim kesinlikle katılsın. Çok teşekkür ederim arkadaşımıza. Canlı yayın arkadaşlar inşallah bir aksilik olmazsa kaydedeceğim. Bizim akademinin profilinden izleyebileceksiniz. 100 kişinin yüzde doldur. Böyle bir karar yok. Maksimum 100. Doldurup doldurmamak burada inisiyatif onlarda. 70 doğru par bu sene hazırlama korkutuyor. Bir sene daha mülakat. Yani şunu söyleyeyim korkmayın arkadaşlar. Dedim ya benim 11. 12. olan arkadaşlarım var. Geçmiş sınavlarda 55-60 ile kapatmış kazanamamışlar. Tekrar devam etmişler. İyi netice almışlar. Gerçekten hayalimiz buysa ama hedefimiz buysa kaçmamak lazım. Hemen kenara çıkmamak lazım. Olmadı deyip vazgeçmemek lazım. Üzerine gitmek lazım. Valla görmedim sorunu. Tekrar sorabilirsin. İkinci kez mülakata girin. Şansı tabii ki üçüncü girişinde mülakatı geçen biliyorum. Öğrencilerimden var. Dolayısıyla bir kere elendik olmaz diye bir durum yok arkadaşlar. Hocam valla belli süre rahat bırakacağız. Gidin dinlenin ama uzun süre uzak durmayalım. Duramayız. Dinlenemiyoruz işte bak. Hep sürekli bir gündem çıkıyor yani. Ya mülakatlar, ya efendim sınav, ya yeni dönem. Sürekli bir gündem oluyor. Dinlenmeyelim arkadaşlar. Bakın ben bugün çok dinlendim. Çok yorulmuş bir süreçten geçtim ama bugün çok dinlendim yani. Tabii ki Selçuk ve Mustafa hocalarımıza devam. Hakimlik Akademisi tüm kadrosuyla, sizin sevdiğiniz hocalarıyla, danışmanlarıyla, mutfak ekibiyle, herkes elinden geleni yine bu dönemde yapacak arkadaşlar. Üçüncü sınıf için çok erken arkadaşlar, onu söyleyeyim. Dördüncü sınıf itibariyle başlamanızı öneririm. Devam edin tabii arkadaşlar. Avukatlık stajınıza vesaire devam edin. Daha önünüzde mülakat ve neticelenmesi 8-9 ay en az. Evet arkadaşlar başka sorularınız varsa alalım.
Hocam sabahtan kayıtlısal olsa dersleri de katılabilir miyiz? Bugünden başlıyorsunuz, sınava kadar sınırsız erişimli oluyor. Haziran'a kadar dersler canlı devam ediyor. Sonra derslere sınırsız erişim, rehberlikler vesaire bunların hepsi de devam edecek sınava kadar. Hocam teşekkür etmek için girdim. Sizin seminerleriniz için bize karşı sınav sonuçlarına göre seminer verdiğiniz çok verimliydi. Çok sevindim iyi gelmesine. Mülakatla alakalı bilgiler verdim arkadaşlar. Yine önümüzdeki süreçte vereceğiz ama şunu söyleyeyim. 7 kişilik bir heyet karşılayacak. En erken Nisan'da başlayacak. Sonuçların açıklanması Ağustos'u bulacak. Pandemi etkilemezse. O heyetin karşısına çıkacaksınız. Belli sorular sorulacak size. Ama bunların hepsini dediğim gibi önümüzdeki süreçte paylaşırız. Şu an bunu dert etmeyin. Bunun keyfini çıkartın arkadaşlar. Şu an yapılması gereken şey bu. Ocak grubu 1-2 gün içerisinde kapatılma ihtimali var arkadaşlar. Onu söyleyeyim dolduğu için. Ocak neyi ifade ediyor gruplara bölmemiz? Ocak 30 Ocak hafta sonu, 15 Şubat hafta içi. Hafta sonu grubu cumartesi pazar eğitim oluyor. Hafta içi pazartesi salı ağırlıklı eğitim oluyor. Fark bu. Geri kalan bütün sistem her şey aynı. Bence kapatmanıza gerek yok sosyal medyalarınızı. Kazandım ama sıralamam çok iyi değil hocam. Şubat'a başlamam. Yani şunu söyleyeyim. Yani sıralamanıza takılmayın. Sıralama mülakatta çok büyük bir etken değil arkadaşlar. Tabii ki canlı derslerinizin hepsi kaydediliyor arkadaşlar. Hızlandırma seçeneğini de kullanarak sınırsız bir şekilde izleyebiliyorsunuz. Kaymakamlık adli yargı veya idari yargı kaymakamlık birlikte almayı soruyor arkadaşlarınız. Bence aynı anda başlamanın bir anlamı yok. Yani hukukçuysanız adli ile başlayın, sonra kaymakamlığı ekleyin. İBF'liyseniz idare ile başlayın, yanına kaymakamlığı ekleyin. İkisine aynı anda başlamanıza gerek yok. Ocak-Şubat ayında hakimliklerle başlayın. Şöyle bir önümüzdeki süreçte o derslerin yanına ek dersleri ekleyerek tamamlamaya çalışın. Aynı anda iki karpuzu birden taşımaya çalışmayın. Tabii bütün kaynakların hepsi evinize kargolanıyor. İlkuzel.com'a girin arkadaşlar. Rica ediyorum lütfen. İlkuzel.com'a girin. Saatlermiş, efendim eğitimlermiş, tarihlermiş. Tüm detaylar orada yazıyor. Yani bunu böyle detaylı şeye döndürmeyeyim ben şu an. Evet, şu an beni dinleyen öğrencilerimizden kazananlar puanlarını da bu arada yazsın. Sorusu olanlar yine sorusunu sorsun. Kazanan arkadaşlarım şöyle bir puanlarını bir yazsın bakalım kaç puanla kazandıklarını. Kazananlar kaç puanla kazandılar bizim öğrencilerimizden? Bir yazsınlar bakalım. Çoğu çıkmış da olabilir gerçi de. Haziran ayında bitecek arkadaşlar. Haziran ayında eğitimler bitecek ama sınava kadar erişim devam edecek. Evet, bizim öğrencilerimizden kazananlar şöyle bir puanlarını yazsınlar bakalım. 81,3, 86, 82, 85,3 Halil tebrikler. 89 Dağhan, 83,3 Selim. Nazlıcan 85,3 harika. 91,43 çok iyi. Samet 87 harika. İdare Hakimlik 82 ile kapattı arkadaşlar. Salih 82, Furkan 88, Samet 87, Bircan 80,7, Ayşegül 81, Meryem 82, Hande 80,3, 91,5 idari. Harikasın Ahmet. Tuğba 84, Murat 84. Muhammed 82, 91,5 evde yazmış. 81,7, 91,7 harika. Tabii ki başarılı olabilir Buket. 82,2, Ozan 85, Emirhan çok iyi. Gülşah 83, harikasın. 84,7, Servet 84. Adli 73 doğruyla kapattı arkadaşlar. 80 puana tekabül etti. Aslancan 87, çok iyi. Adli ve idari diye yanına da yazarsanız arkadaşlar 80,7 Ebrar. Meltem 91 çok iyi. Bizim öğrencilerimizden arkadaşlar sordum. Bizim öğrencimiz olup puanları. Son gelen kişi adli yargıda dedim ya 73 doğru yaptı. 80 puana tekabül ediyor. Evet, başka varsa hepsinden alalım. Bayağı bir arkadaşımız yazdı. Evet sevgili arkadaşlarım 1,5 saatlik bir yayın yaptık. Birçok şeyi taze taze paylaştık. Evet atın Furkan 89 adliyi kazandı. İdariyi de kazandı 85,6 ile. Şimdi birazdan arkadaşlar yayını kapatırken yine ben adli, idari ve avukattan geçişin son gelenlerini yine söyleyeceğim. Yayını kapatmadan önce. Adli 89,81 Aybike süper. Yasemin birazdan bahsedeceğim. Tekrar baraj puanlarını söyleyeceğim.
işte 74 yapan kazanan ve 73 yapan kazanıyor oluyor ya, o sapmadan kaynaklı işte. Orada standart sapma çok önemli. Yayını kaydedeceğim inşallah. İdari 87,96. Çok iyi. Akademik danışmanlar tekrar arayıp iletişime geçecekler sanırım. Sınavdan sonra aramışlardı. İnanılmaz ilgililer. Tabii ki Elif arayacaklar. İdari yargıyla birazdan tekrar söyleyeceğim arkadaşlar barajları. Evet, avukatlıktan geçti. En az 3 yıllık fiili avukatlık gerekiyor. Evet, başka var mıdır? Şimdi arkadaşlar tek tek adli mezun, idari mezun ve avukatlıktan geçti. Ben size tekrar söyleyeyim. Adli yargı son giren aday 20'ye 53. Toplam 73 doğru. Kapattığı neticeyi söylüyorum arkadaşlar. 20'ye 53. Birinci olan aday 29'a 66. Bizim öğrencimiz de yine Türkiye birincisi oldu adliyle. Toplam 95 doğru yaptı. Adli 73 doğruyla 80 puanla kapattı. Birinci olan aday 95,9 puan aldı. Bunlar bizim öğrencilerimizdi. İdari yargı 82 doğruyla kapattı. 22'ye 60, 300. adayın puanı. Birinci olan arkadaşımız yine 95 doğru yaptı. Avukatlıktan adli yargı son giren arkadaşımızın puanı 20'ye 53, doğru sayısı daha doğrusu 73. Puanı da 81 civarı bir puan aldı. Sapma 8 civarı bir sapma gelmiş ona. Birinci olan arkadaşımız yine bizim öğrencimizdi. 88 doğru 95,1 puanla 5,1 sapmadan geldi ve Türkiye birincisi oldu. Adli ve avukatlıktan adli Türkiye birincisi öğrencilerimizi tekrar bu vesileyle tebrik ediyorum. İki Türkiye birincisi de Hakimlik Akademisi'nden çıktı. Ayrı ayrı hepsini gönülden tebrik ediyorum arkadaşlar. Bunu tekrar ifade etmiş olalım. Evet, her şey kitaplar dahil arkadaşlar. Başarmanız Gamze. Tabii ki yazın da başarmanız mümkün. Ne kadar erken başlıyorsanız başlayın. Başlayamıyorsanız yazın başlayın. Suat, işte o standart sapma çok önemli diyorum ya. Bak, 2998. arkadaş bizim öğrenci. 20 kültür yetenekten 53 alandan yapmış. Ve 80 puan almış. 79,99. Ve 2998. olarak sınavı kazanmış. İdari yargıda da 22 kültür yetenek 60 alan bilgisi yapmış. Ve 300. olmuş. Dolayısıyla standart sapma ve alandan mı daha yüksek yaptınız? Kültür yetenekten mi daha yüksek yaptınız? O da önemli arkadaşlar. Mayıs'ta bir alım beklemiyorum arkadaşlar. Ben Haziran Mayıs'ta bir alım beklemiyorum. Evet, bu arada izleyen hocalarımız varsa, istek gönderirlerse onları da alabilirim. Avukatlıktan bir avukatlık birincisinin alanı nedir? Ne demek? Hukukçuydu işte. Avukatlık birincisinin alanı nedir? Alanı, he, alan. 22 kültür yetenek 66 alan grubundan toplam 88 doğru yapmış. 95,1 puan almış. 22 genel kültür yetenek 66 alan grubundan yapmış. Bizim Büşra isimli öğrencimiz Türkiye birincisi oldu. Avukatlıktan adli yargı geçişte. Eğitimler Şubatlar başladı. İlkuzel.com'u ziyaret edin arkadaşlar. Söyledik ya, alandan 66 doğru. Evet, mülakatta ne zaman başlar? Mülakatla alakalı her şeyi az önce paylaştım arkadaşlar. 1,5 saat yayın yaptık. Hepsinden bahsettim. Yayını kaydedeceğim. Tekrar oradan izleyebilirsiniz. Evet, sorulmayan bir soru var mı? Hala diyor 3000. kaç yaptı? 50 defa söyledim ya. Haziran, Temmuz şu an arkadaşlar ilan edilmiş değil. Şu an ilan edilen 30 Ocak grubumuz ve 15 Şubat grubumuz. Tabii ki Adem, son 3 yıldır oluyor. Yine bekliyoruz idare alımı. İdare alımı yine bekliyoruz. Çünkü Adalet Bakanı istikrarlı alımlar olacak dedi 2018'de. 2018'de 1000 adli 100 idari, 2019'da 1000 adli 100 idari, 2020'de 100 adli 1000 idari, şey 1000 adli 100 idari yapıldı. Yine istikrarlı alım devam edeceğini 2021'de de bekliyoruz. Avukatlık da aynı şekilde her yıl, son 3 yıl oldu her yıl. Bu yıl da bekliyoruz tabii. Evet arkadaşlar, dördüncü sınıflar veya tekrar hazırlanmak isteyenler için önümüzdeki süreçte yine canlı yayınlar yapacağım. Tavsiyelerimi de orada tekrar dile getireceğim arkadaşlar. Bilginiz olsun. Sorulmamış bir sorusu olan varsa alayım. Yoksa vedalaşalım. Son 3 yıldır bu şekilde arkadaşlar.
Biz Kasım'a endeksleyerek Gizem. Kasım'a endeksleyerek yine biz hazırlayacağız bu sene öğrencileri. Olur da Aralık olursa piyangodan bir aylık zamanımız olmuş olacak. Aysin, bizim merkez ofisini ararsan arkadaşlarımız yardımcı olurlar. Şu an mülakat bekleniyor İBF'li Kaymakamlık Akademisi'ne. Yani o sınava ayrıca girmek istiyorsak düşünebilirsiniz tabii. Pandemide netler artacak diyenler burada mı? Gürkan bilmiyorum artık neredeler. Akademi evet, sistem, bütün kadromuz, biz beraber yine devam edeceğiz arkadaşlar. Kaçla kapattı sorularına cevap yok artık. 3-4 defa üst üste cevapladı. Canlı yayını bir daha izleyeceksiniz artık. Evet, zannediyorum başka soru yok. Bence bayağı bir soru cevapladık. Ocak eğitim birkaç güne dolar dediniz. Şubat'ta durum ne acaba? Ona göre bir hafta, belki 4-5 gün farklılığı olabilir ama şu an yoğun bir talep zaten vardı bizim bu iki grubumuza. Sınav sonuçları bugün açıklanınca bugünden bile, akşam bile başladı yani. O yüzden bu hafta düşünen arkadaşlarımız düşünsünler. Sonra bakın yazdılar, az önce de yazdılar. Hocam yer kalmadı diye gelemedik, üzülüyoruz falan. Yapacak bir şey yok. Yani belli, bizim de bir kapasitemiz var arkadaşlar. Onun üstüne çıkamıyoruz. Son kez söyleyin hocam demiş. Neyi söyleyeyim son kez? Söyledim arkadaşlar son kez. 3 defa söyledim. Yani aynı şeyi tekrar söylemenin anlamı yok. Gürkan kazandın, iyi anacaksın 2020'yi. Hocam size çok selam, Allah razı olsun. Her zaman sizden inşallah. Hepimizden razı olsun. Eski dönem öğrencilerimize dedim ya, ben konuşmanın başına dedim ki küsuratlarla kaybetmiş ya da bu sınavda isteğini neticeyi alamamış bütün öğrencilerimizi destekleyeceğim. Onlar da bu heyecan ve mutluluğu yaşamaları için elinden ne geliyorsa yapacağım. O yüzden yarın akademiyi arayın. Size sunulan desteği öğrenin arkadaşlar. Bizim eski dönem öğrencilerimize söylüyorum. Evet arkadaşlar, o zaman insanlık bu haldeyken anlamam. Gürkan sen de haklısın, doğru. İnşallah tez zamanda bu süreç geçer. Bu pandemiden bir şekilde kurtuluruz da daha güzel ve sağlıklı günlerde hep böyle birlikte oluruz. Bütün umudumuz bu. Evet. Aleykümselam. Rica ederim. Evet arkadaşlar, bana iletmek istediğiniz, benimle paylaşmak istediğiniz, aktarmak istediğiniz bir konu varsa onları arkadaşlar yazın. Vedalaşalım. Ben şimdi sizden son cümleleri alayım. Sonra artık vedalaşalım. Evet, olacak Büşra, mülakatla alakalı yine çalışmalar. Peşinizden helallik istiyoruz diyor. Evet, ben zaten şimdi yayından sonra helalliği ben isteyeceğim. Yani gerçekten düğün günü bile seminerler yaptığımız için helallik istememiz gerekiyor bence de Gürkan yani. Rica ederim Nazlıcan. Buket, artık kendinle baş başasın. Siz de helal edin Fatma Nur. Helal olsun, helal hoş olsun. Yayını kaydedeceğim arkadaşlar. Kayıt yaptığım kitapları vesaire. Dersler başlamadan bir hafta 10 gün önce gelecek arkadaşlar. Her şey aynı. Hafta sonu, hafta içi Türkan, her şey aynı. Siz de iyi ki varsınız. Çok teşekkür ederim. Ertesi gün yükleniyor anıl dersler. Mülakat yayınlarıyla alakalı bilgilendireceğiz sizi önümüzdeki süreçte. Acele etmeyin. Birazcık tadına çıkartın bu yaşamış olduğunuz mutlu günlerin. Keyfini bir çıkartın. Şu an için hafta sonu tekrar açılır mı? Bir plan yok. O artık zamanla birazcık belli olur. Sınırda kalanlar tekrar yola çıkmalı. Hocam en iyi insan işini iyi yapandır. İşini teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Online ders ne kadar yeterli demiş. Az önce yüzlerce yorum yaptı arkadaşlarımız. İşte o kadar yeterli. İnci. Hocam mülakat olmasa da sizinle arkadaş kalabilir miyiz? Gürkan, yani dostluğumuz, arkadaşlığımız bizim bütün öğrencilerimizle her zaman var. Şu an rehberimin belki 1/4'ü benim eski dönem öğrencilerimden oluşuyor. İnşallah bizim o nasıl hocalarımıza bir aile bağı gibi bağımız varsa bizim öğrencilerimize de öyle. Ocak grubu için eski dönem öğrencileri Levent, tabii ki desteğim sizinle hep devam edecek. Çok az kaldı Nur.
Hazırcan, aleyküm selam, eşime selamlarını iletirim. Evet arkadaşlar, zannediyorum her şeye cevap verdik. Evet, birincimiz bizim online'dandı. Online öğrencimizdi. Türkiye birincisi öğrencimiz online'daydı arkadaşlar. Evet, sevgili arkadaşlarım, sizlerle birlikte olmak, beraber bir yılı beraber geçirmek, bu yaşamış olduğumuz mutluluğu birlikte, bu heyecanı beraber yaşamak, gerçekten Türkiye'de en önemli dediğimiz, Türk milleti adına karar verecek dediğimiz kürsüye çıkma yolunda en ufak da olsa bir katkımız olmuşsa, bir desteğimiz olmuşsa, vesile olabilmişsek sizin bu mutluluğunuza ve heyecanınıza, bu bizi en mutlu eden şeydir. İnşallah bu edinmiş olduğunuz başarılar mülakat sürecinde de sizleri bulur. İstediği neticeyi almayan bütün arkadaşlarım da lütfen yılmasınlar. Hayal ettikleri meslek sıradan bir meslek değil. O yüzden yolculuklarına devam etsinler. Onlar da birazcık dinlensinler. Şöyle bir ay bir dinlensinler. Şöyle keyifli bir şekilde tekrar arkadaşlar yola çıkarsanız en doğru kararı vermiş olursunuz. Bunu buradan tekrar tekrar ifade edeyim. Sizleri seviyoruz. Daha güzel günlerde, daha sağlıklı günlerde hep birlikte olmak dileğiyle. Hoşça kalın.